Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yarın bir pazartesi günü bomba gibi karşınızdayız. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkürler Burak. Yine hızlı bir haftaydı. Her haftamız bir sonrakinden daha hızlı oluyor. Maya başladı gibi. Aynen öyle ve zaman acayip çabuk geçiyor bir, abi. Bu... Evet, bir anda bakıyorum, sonuna dönürsen gel. Evet. Öğrencilerimiz geliyor sık sık. Vizeleri özellikle de online başvurularda hızlıca almaktayız. Şey, online dedim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Yapay zeka düşerse diyorsun. Hem yapay zeka ve onço. Son zamanlardaki popüler meslekler, dil eğitiminde yapılabilecekler konusunda sık sık sorular alıyoruz ve bunları cevaplamaktayız. Sağ olsun Türkiye'deki Atlas'taki danışmanlarımız da sorduğumuz her soruya neredeyse ışık hızında cevap vermekte, öğrencilerimize yakından ilgilenmekte. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu arada ses nasıl arkadaşlar? Ses görüntü... Güzel yazmış Melisa. Tamam, teşekkür ederiz Melisa. Evet. Bu arada Melisa da buradan Melisa'yı özledik. Bugün çok aslında konuştuk da Melisa bu hafta senin hakkında. Nerede Melisa, ne zaman gelecek? Çekiştiriyoruz seni abi. Çekiştiriyoruz da bir türlü bir tarafa çekemedik yani Melisa'yı. Böyle bir durum var. Valla vize onay durumu nedir şu an? Başvuru yapmak mantıklı mı dil okulu için demiş. Rıdvan sana söyleyeyim onu. Bir istatistik hafiften var elimizde gibi. Eğer yani yüzde söylentiye göre toptan danışmanlardan ve çevremizden duyduğumuz rakamlar, okullardan duyduğumuz isimlere göre onay oranları %60, %70 arasıymış. Geri kalanlar. Yapay zeka düşerseniz arkadaşlar şanslısınız. Hemen cevap alıyorsunuz ve yüzde oranı yüksek onay konusunda, ama eğer kişiye düşerseniz, bize memuru incelerse o zaman işte biraz sıkıntı oluyor. Vay ama tabii hep herkes red alacak dedi bir durum yok. Tabii tabii, yani bir de bu biraz büyük şans. Hatta klasik cevap. Ülkenin ekonomik durumundan bilmem ne. Senin profilin belki en iyi profil ama ülkenin... Biraz bahane için biraz tabii canım, ona. Copy paste işte ya. Aynen öyle. Hiç bir... salla. Yani ay, kopyala yapıştır gönderiyor. Herhalde önüne şöyle düşüyor o kişinin, artık case officer diyorlar burada. Şuna öyle yapalım, buna böyle mi yapalım diyorlar. Ne yapıyorlar anlamıyorum. Tak diye gönderiyorlar. Ya birazcık kesmeleri gerekiyor herhalde ya. Bilmiyorum, herkes almak istemiyorlar. Bu arama çok gelen var. Yani o konuda da şey yapmayın arkadaşlar. Yani karamsarlığa düşmeyin. Daha doğrusu öyle. Sizin profilinizden sonrası çok önemli. Profiliniz iyiyse hiç düşünmeyin, başvurun yani. Hiç beklemeyin. Danışmanınızı dinleyin. Rıdvan, eğer danışmanlık olarak bize bir şeyler sormak istersen ya danışmanlık almak istersen bize bir mesaj atarsın. Biz seni yönlendiririz. Instagram'dan. Biz doğru yola seni yönlendireceğimizden emin olabiliriz. Arkadaşlar burada... bugün önemli gün. Her zaman gibi. Bugün bomba bir yayınla karşılaşıyoruz. Konuğumuz Tevfik Kerimoğlu. Kendisi eğitimci ve kariyer uzmanı. Yıllardır bu işi yapmakta. Kendisi profesyonel ve aynı zamanda büyük bir okulunda genel müdürü. Evet, yıllardır tanıyoruz kendisini. Bugün onları dinleyeceğiz. Ya bir şey söyleyeyim abi. Bir, çok alakası konuya gireceğim ama sadece Fikret Bey'i gördüğüm için söylemek istiyorum. Fikret Bey'in damadı geçen. Ben de canlı yayında beni şikayet etmişsiniz maça çağırmadığından dolayı. Perşembe günü beni maça çağırmış. Yapma. Öyle mi yapmıştık ya? Ya ben geçen bir şey yapmıştım aslında burada da, öyle çağırmıyor gibisinden ama böyle durum olmuş. Ya neyse. Gördün mü maça çağırmış. İşe yaradı. Canlı yayında söylüyorum Allah için. Canlı yayında böyle mahvederiz adamı biz. Evet, şimdi önemli. Bugün çok önemli bir yayın. Neden bugün? Meslek yüksek okulları dediğimiz 2 yıllık TEF programları veya VET programlarını inceleyeceğiz. Yeni haberlerimiz var. Sürekli oturuma götüren, eğitimden sonra çalışma vizeleri bir konu alıyoruz. Hangi mesleklerle neler yapabiliriz? Denklikleri konuşacağız. Aslında bütün haberler uzmanımızda, Tevfik Bey'de olacak. Biz biraz dinleyeceğiz gibi. Tabii ki bizim de kendisine sorularımız var ama bugün mesela öğretmenleri konuşacağız. Bugün sağlık çalışanları, inşaatçıları konuşacağız. İnşaat sektörünü biraz irdeleyeceğiz. Bir sürü konuşacak şey var. Şimdiden yazılar geliyor. Tevfik Bey de bu arada yayın arkasında oluştu. Tevfik Hocam, Bey. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum Avustralya'dan bizi izleyen değerli öğrencilere ve profesyonellere, Türkiye'dekilere iyi günler diliyoruz. Dünyasal yayınını özlemiştik, dünyasal takipçilerinin çokça sorularının biriktiğini biliyorum, birçok farklı mecralardan da sorularını iletmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla dünyasalda yine güzel bir pazartesi akşamı.
Bütün güncellemeleri aktarmaya çalışacağız değerli öğrencilere ve profesyonellere. Bugün şey yapabiliriz, bolca soru alabiliriz. Yayınımızın büyük çoğunluğunu sorulara da memnuniyetle yer verebiliriz. Tabii moderatör olarak buna tabii siz yönlendirin, karar verin. En son görüştüğümüzden bu yana neler oldu? Yeni kapılar aralandı, kesinlikle aralandı. En belirgin uzun süredir öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, yaşlı bakımını her fırsatta konuşuyorduk. İnşaat sektörü son ayların en parlayan meslek grubu oldu. Hem inşaat mühendisleri için söylüyorum, hem de inşaatın alt dalları, meslek gruplarını da buna katabiliriz. Marangoz, tuğla, plastra, ne diyelim, karton piyerci diyorlar Türkiye'de ama buradaki kapsamı biraz daha geniş. Çünkü evler dışarıdan tuğla yapıldıktan sonra burada içeride derin bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla plastır burada inşaatların önemli bir bileşeni. Normalde hatta construction manager dediğimiz, hani bu inşaat alanını yöneten kişi, normalde bunların kursu yabancı öğrencilere, international student'lara kapalıydı. Açıldı bütün kapılar. Hatta Western Australia'da şöyle bir durum var. Oturum iznine bu inşaatla ilgili meslek gruplarından başvuranların, buna şaşıracaksınız. Şimdi Burak başını hemen kaldırıp bakacak. Vize ücretini bile Western Australia, Western Australia hükümeti ödüyor Burak'cığım. Vize ücretini bile. Evet, bunu kastettim. Burak başını kaldıracak derken ben bunu kastettim. Yani artık ayağa kalkacaktım, ne diyeyim ben. Hakikaten öyle. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar okudum. Evet, bildiğiniz vize ücretini. Çünkü şöyle, hani niye vizeyi bedava niye vizeyi bedava yapmıyorlar? Vize ücreti federal hükümete ödeniyor. Ama Western Australia eyalet hükümeti istiyor bunları. Dolayısıyla öğrenciler kendilerine başvursun diye vize ücretini hükümet kendi ödüyor. Bu nasıl geçtiğimiz yayınlarda istatistiksel olarak yaşlı bakımının Avustralya'nın 2050'ye kadar bugün bile ayağa kalksa kriz olarak yönetmek zorunda kalacak. Çünkü 2050'de Avustralya'da 400 bin yaşlı bakımı elemanı açığı olacak. Aynı şekilde inşaatta bugün başlasalar, bütün eyaletler bugün başlasalar yine bu ev krizi, housing crisis deniyor, bitmeyecek. Dolayısıyla yoğun bir alım başlandı. Dolayısıyla meslek erbabı da, inşaat mühendisleri de bu kapsamda. İnşaat sektörü için kapılar yine sonuna kadar açıldı diyebiliriz. Yaşlı bakımı aynı hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir konuda yazışmıştık hatırlarsam. Bu yaşlı bakımı için hani 485'ler, işte o 189'lar, bunlara bile gerek kalmıyor. Göç Bakanlığı ile anlaşmalı olan bir yaşlı bakım evindeki çoğu artık anlaşma kapsamında. Yaşlı bakımında çalışanlar artık bu kanaldan direkt 2 yılın sonunda oturum iznine geçebiliyorlar. Burada şey başlıyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yayınlarda şöyle daha iyi haberler alabiliriz. Burada piyasa kızıştı. Yani İngiltere özellikle sağlık çalışanlarını çok güzel çekti kendine. Almanya yeni bir hamleye hazırlanıyor. Kanada Amerika'ya yakınlığından dolayı bir orada artısı var. Avustralya ile ilgili de sürekli sektörden bir baskı oluşuyor. Zaten biz değerli danışanlar bilirler, biz onların mesleklerini irdeledikten sonra görev tanımlarına geçtiğimizde, o görev tanımlarını biz Avustralya'da nereden alıyoruz yasal olarak? İstatistik bürosundan. Dolayısıyla Göç Bakanlığı'nın politikalarını, daha doğrusu alımda öncelik sıralamasını İstatistik bürosunun verileri şekillendiriyor. O yüzden biz bütün danışmalarımızda istatistik ağırlıklı ilerliyoruz. Normalde bazen danışanlar soruyor, ben okula başlayacağım ama ben bitirdiğimde bu hala olur mu? Bunun tek cevap kaynağı istatistiklerdir. Dolayısıyla şu anda istatistikler bize
Hiçbir şekilde kapanmıyor. Öğretmenlik hala kapanmıyor dediğimiz şu. Eyalet vizeleri biliyorsunuz dönemsel, round diyorlar. Artık biz dönemsel diye çevirelim onu Türkçe'ye. Dönemsel olarak açılıp kapanıyor. Ama Victoria'da mesela öğretmenlik kapanmadı. Hemşirelik kapanmadı. Ben kabul ediyorum öğretmenlik özellikle dil olarak korkutuyor ve zorluyor adayları. Ama öğretmenlik için gerekli olan dil şartını hani 3 yıl tutarlı bir şekilde çalışan birinin alamama, ben bir de şeyi söylüyorum, hani uzun bir süre söylüyorum. 3 yıl gerçekten çok çok bunun maksimum sürelerinden biri. Yani 2 sene ve ben tekrar söylüyorum, öğrenmekte yavaş ve zorlanan ve psikolojik olarak ben öğrenemem diyenlerin 3 yıl adım adım, bunun 1 yılını 1,5 yılını Türkiye'de, 1,5 yılını burada, maksimum 3 yılını bu konuya veren birinin öğretmenlik denklik almama olasılığı yok. Bir de 3'ü tekrar altını çiziyorum. Maksimum. Hani biz ilk bu danışmamızın dış çerçevesini oluşturduğumuzdan hep ne diyorduk? Biz insanlara böyle hatta cümleyi de tam söyleyeyim. Biz insanlara umut ve hayal satmayacağız dedik. Evet. İlk prensiplerimizden bu dünyasalda buydu. O yüzden 3 yıl diyorum. Yani korkunç uzun bir süre söylüyorum. Yoksa temposunu biraz kilo vermek gibi düşünün. Başta çok zor geliyor ya, ama kilo verdikçe, aynanın önünde manzara güzelleştikçe insanın artık motivasyonu daha da artıyor. Dolayısıyla öğretmenlere kapılar hala açık. Aynı şey sağlık çalışanları için, hemşireler için, diş hekimleri için, eczacılar için, hekimler, uzman hekimler için söylüyorum. Yani bu dil şartı tamamen bir miktar zaman, bir miktar enerji ve bir miktar çalışma yöntemine bağlı bir yatırım gerektiriyor. Ama sonuçlarıyla yatırım arasında korkunç bir uçurum var. Orantısız bir uçurum. Yani geçenlerde Sydney'e ziyarete gittim. Bu perşembe yine toplantılarım olacak. Sydney'de yeni mezun dediğimiz graduate teacher diyoruz bu. Yani meslekte ilk yılı. Öğretmen maaşları yıllık 88 bin dolarla ülkenin zirvesine çıktı. Melbourne'de hala 78-80 binlerde. Sydney'de 88 bin dolar yıllık sözleşme. Hani dolayısıyla yapılacak emek, bunun içine zaman, enerji ve finansal olarak ayrılacak tutarı da katıyorum. Ve elde edilecek ilk yılki 88 bin dolarlık sözleşmeyi yan yana koyduğumuzda, orada böyle hani diyorum ya, uyumsuz bir şey, olumlu anlamda bir söylüyorum, uyumsuz bir şey var. Yani hani 10 koyup 15 alma gibi bir hikaye değil bu. Hani 10 koyup her yıl 70-80 alma gibi bir şeyden söz ediyoruz. Bunun yanına yaşam tarzını ekleyin. Ben her meslek için söylüyorum tekrar. Mühendislere sesleniyorum, hekimlere sesleniyorum. Avustralya'da bu işin denkliğini veya eğitim artı meslek titrini aldıktan sonra, siz sadece Avustralyalı bir öğretmen, Avustralyalı bir inşaat sektörü çalışanı, inşaat mühendisi, Avustralyalı bir hekim, Avustralyalı bir hemşire olmuyorsunuz. Uluslararası bir hekim, bir mühendis, bir inşaat çalışanı, bir yaşlı bakım uzmanına dönüşüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Geçen eşimle sohbet ediyorduk. Ya dedi, haklıymışsın. Ben Türkiye'de hep anlatırdım. Bakma derdim, Avustralya 17 bin kilometre uzağa. Hani Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, hikaye orada dönüyor ya. Avustralya dünyaya çok yakın. Sebebi de imkanlar. Dolayısıyla bu meslek gruplarından bir tanesinde bir yeterlilik, hele ki Avustralya'da da 3-5 yıllık bir deneyim elde ettikten sonra dünyanın her, benim o kadar çok tanıdığım dostum var ki Avustralya'da öğretmenlik tamam şey yapmış, evini de almış, arabasını da almış yani bütün konforu yaşıyor. Ama farklı bir şey tadayım. Şu anda Çin'de matematik öğretmeni. Avustralya'daki registration'ı kullanıyor. Tabii, ve bunların sözleşmeleri de çok tatlı oluyor. Fuarları oluyor. Çalışıyorum şu anda ben o alanı da.
yaklaşık diyelim 3500 Amerikan doları maaşla anlaşıyor. Vardığı yerde lojman, ilk gidiş, son dönüş. Bir de o kadar aranan bir meslek ki Avustralyalı bir matematik öğretmeni, Avustralyalı bir fen bilgisi, Avustralya registration'lı bir tarih öğretmeni. Neden Avustralya hocam? Yani İngilizcesi olduğundan dolayı mı, yoksa böyle Avustralya'da eğitim verebiliyorsa başarılıdır anlamda da iyidir anlamda? İkisi de. İkisi de. Bunlar uluslararası okullar. Yani Çin'de mesela, Özbekistan'dan Çin'e geçti benim stajyerimdi. Yani hani emeğimiz oldu. Arkadaşımız son sınıftayken tanıştık. Avustürk'te dolayısıyla bir parça onu yetiştirme fırsatımız oldu. Seviyor yani, dünyayı gezmeyi seviyor. Çünkü sözleşmeler çok güçlü. Yani Çin'in, işte Özbekistan'da çalıştığı şeyde çok güçlü bu okullar. Hani Hong Kong'da çok güçlü, Tayland'da çok güçlü, Vietnam'da oldukça talep var. Çin'de zaten bitmiyor. Güzel bir şey, seçenek. Yer lojmanı veriyorlar, gidiş dönüş uçak biletini veriyorlar, tatil bonusları var. Gittiğiniz ülkedeki en elit insanlarla oturup kalkıyorsunuz. Ve bunların ilginç bir detayı daha var. Hani bizi özellikle Türkiye'den izleyenler şaşırabilir. O 12 ayınızı tamamladığınızda ekstra bir bonus var. Yani o kadar ihtiyaç çok ki. Sen 12 ayı tamamladığında ayrı bir bonus. Dolayısıyla tekrar hikayenin başına döneyim. Avustralya'da elde edilecek bir mesleki yeterlilik, bu ülkede bu işi 3-5 yıl, 10 yıl yaptıktan sonra yeryüzünün başka bir yerinde, Amerika'da, Orta Doğu'da o kadar fazla var ki, geçen yine bir ortamda tanıştık, Dubai Altyapı Yatırım Bakanlığı'yla görüşüyor ve çocukların okulunu ayarlayınca gidip Dubai'de çalışacak. Geçen Katar'dan bir mühendisle burada vakit geçirdik. Ya niye gidiyorlar Orta Doğu'ya? Vergi yok. Evet. Hani diyelim burada da 8 bin alıyor, orada da 8 bin alıyor ama orada vergi yok. Ve çoğu zaman şeylerle geliyor. Lojmanıyla, uçağıyla, bonuslarıyla, işte sağlık sigortasıyla, arabasıyla geliyor. Dolayısıyla Avustralya'da bir meslek edinmek sadece Avustralya'da bir meslek edinmekten ibaret değil. Dolayısıyla dünyaya açılan kapı hocam. Evet, kesinlikle dünyaya açılan kapı. Dünyaya açılan kapının Avrupa olmadığını ben biliyorum. Kesinlikle değil. Yaşam tarzı olarak da değil. Belki İngiltere ile Hollanda'yı bir parça bir kenara koyayım. Hadi çok ısrar ettiniz, İsviçre'yi de koydum ama dördüncü ülke yok. İçine kapanıktır. Tabii içine kapanıktır. Dünyanın her yerinde bir Avustralyalıya rastlayabilirsiniz. Her yerinde. Evet. Gidiyorsunuz zaten, evet, yani turist olarak gittiğinizde de direkt rastlıyorsunuz. Her yerde tabii, kesinlikle rastlanır. Türkiye, ben Erciyes Üniversitesi'nde dil bilimde çalışıyordum ya üniversitede. Avustralyalı bir nişanlı çift vardı meslektaşım. Yıl 2003. Yani Avustralya dünyaya gerçekten açık bir şeyden kaynaklanıyor. Ha, dünyanın her yerinden insan buraya gelince burası da her yere açık hale geldi. Dolayısıyla ben tekrar öğretmenlere, tekrar sağlık çalışanlarına, tekrar özellikle bu sefer inşaat ve inşaatın alt türevleri, belki o meslekle ilgili henüz bir başlangıcı olmayan ama ona ilgisi olan, orayı biraz daha da açabilirim ben. Yani burada diyelim siz marangoz oldunuz veya burada elektrikçi oldunuz veya burada tesisat veya burada plaster işine girdiniz. Plama da geçerli mi hocam içerisine? Efendim? Plama da geçerli mi? Plumbing bitmiyor ki. Avustralya'nın bu plumbingle imtihanı bitmiyor. Sebebi de şu, yani tesisatçılık. Şimdi biz tesisatçılığı Türk tanımıyla sadece bu musluk ve su ve borulardan ibaret sanıyoruz ya. Ama Avustralya'da klimalar da plumbing'in başlığı altına giriyor. Bütün klima sistemleri de onun başlığı altına giriyor. Bütün ısıtma sistemleri de plumbing'in başlığının altına giriyor. Var olan plumbing'in, yani var olan tesisatların bakımı da bunun altında. Sürekli yapılan yeni evlerin de. Hocam peki solar panel giriyor mu bunlara? Solar panel o da elektrikçiliğin altına giriyor.
Tamam. Tabii solar panel'ı 2011 yılında elektriğin altına yazdılar. Şöyle üretilen malzeme elektriğe dönüştüğü için onu oraya yazdılar. Yoksa çok iyi anlıyorum, tesisatla elektrik arasında bir yerde ama dediler ki tesisata yakınlığı yüzde diyelim 40, elektriğe yakınlığı %60. Aslında biraz teknolojiye de koyabilirlermiş bunu. Teknolojiyle yani yenilenebilir enerji mantığında her şeyi altına koyabilir. Eminim oraya girecek ama daha orası tam oluşmadı. Yani mesela şu anda otomotiv electrician dediğimiz arabaya meraklı olan izleyenlerimiz varsa, mesela şu anda ben otomotiv electrician'ı korkunç tavsiye ederim. Sebebi şu, şu anki otomotiv elektrikçinin algısı eyvallah. Şu anki arabalardaki elektrik sistemleri. Otoelektrikçi diyoruz ya Türkiye'de. İşte sigortası attı, şöyleydi, böyleydi. Ama o otomotiv elektrikçine girip bitirdikten sonra söylüyorum. Bir iki tane EV sertifikası yapanların 5 yıl ila 7 yıl sonraki hallerini ben hayal bile edemiyorum. Çünkü değil elektronik... Mi? Tabii şu anda araba elektrikli geliyor. Araçlar gizem ki. Yani açıyorsun kapağı bir şey yok. Şimdi bozulacak malzeme de yok. Ya. Şey, onu sadece geliştirmede herhalde yaşayacaklar. Yani geliştirmede kullanacaklar. Şöyle başlıyor. Onu, otomotiv teknolojileri yazıyor hocam bölüm. 2 yıllık. Ya bildiğiniz eskiden araba tamirciliği yazardı. Mekanik falan yazardı. Şimdi direkt tabii. Otomotiv teknolojileri diyor. Çünkü 10 sene sonra belki de benzinli araba satışları bitecek gibi bir şey herhalde belki. Öyle bir şey olabilir yani. E tabii şimdi şöyle Avustralya gerçeğinde bir de maintenance meselesi var ya. O yüzden o birdenbire kaybolmuyor. Şu anda dizel mekanik hala listede. Şimdi bunu nereye koyacağız? Dizel, normalde dizel Avrupa'dan kovuldu. Ben evet. Daha 2012 yılında ilk Avrupa turuna çıktım. Yani dizeli sigara gibi yapmışlardı. Yani vergisi korkunç ağır. Yani hiçbir şekilde bir avantajı yok. Zaten hani Volkswagen gibi bir şey Volkswagen grubu diyeyim. Büyük cezaymış. Tabii yo, dizeli de terk etmek üzere. Şimdi bu adamların Türkiye'de hala Volkswagen Passat dizel hala iş adamı arabası. Ama Volkswagen üretmiyor. Sebebi artık önümüzdeki 10 yılı göremiyor ama tekrar söyleyeyim en az bunun 20 yıllık bir maintenance, bir bakım, onarım sektörü olduğu için bir de dizel daha iş makinalarından hani sedan, binek araçlardan çekilmiş veya hızla çekilmekte olabilir. Ama iş makinalarından uzun süre daha dizel kalacak gibi. İş makinalarını birden dönüştüremezler ki. Yok, o çok zor. Dönüştürseler mi? Yani bu makinaların bir 30-40 yıl ömrü daha var yani. Sonuçta hala zorlanmasına gidecek yani bir şekilde. Dolayısıyla bu yenilenebilir hikayelere biz şeyden geldik. Bu yine inşaat teknolojilerinden geldik. Şimdi bu carpenter, plasterer ve brick yani marangozluk, işte iç karton, pier ve tuğla işini niye ayrı koyuyoruz? Bunlara 2 yıllık okulla bunları mesleğe dönüştürmek mümkün Avustralya gerçeğinde. Ama plumbing ve electrician dediğimiz tesisat ve elektrikçilik 4 yıl. Okulundan dolayı değil. Apprentice dediğimiz staj süresi 4 yıla uzuyor. Yoksa okul dediğimiz şey birinci yıl belki 2-3 gün okula götürürler ama ikinci yıldan, üçüncü yıldan sonra haftada bir günden fazla gidilmiyor. Ama apprentice yani çalışıyorsunuz yine saat ücretiyle çalışıyorsunuz yine saat ücreti anlamlı bir hal alıyor. Yani şu anda apprentice'in saat ücretinin ben 27 doların altında bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şöyle bir sıkıntımız var onda hocam. Apprenticeship dediğimiz zaman buna uluslararası öğrencileri kabul etmiyorlar hocam. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla okul bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle de elektrikçilerde ve plumlarda. 2 yıllık eğitimi zorluyor devlet. Hani yok bir full time eğitim. Yani 2 gün falan gidiyorlar ama yine de uluslararası öğrencilere hala apprenticeship olayını açmıyor. Yani çıraklık. Türkçesi herhalde çıraklığa geliyor değil mi? Onun nasıl oluyor? Doğrudur. Stajyerlik ya da doğru. Sadece zanaatta çıraklık deniyor. Evet. Yani mesleki olunca böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Onun için carpenter'da falan problemler yaşamadığımız için genelde tercih sebepleri olmakta. Özellikle boyacılık. Hani painting and decoration duymuştunuz herhalde. Bu da son zamanlarda popüler olmaya başladı. İnşaat türevleri. Şeyin de önünü ben hani bundan hani süre veremem tabii gerçekçi olmaz. Ama inşaatın önünü nasıl açtılar? Aged care'in nasıl açtılar? 2 tane alan var.
bir yıl içinde bekliyorum önünün açılmasını. Bunlardan bir tanesi bu sözünü ettiğin apprentice'lerin önündeki. Çünkü construction manager'la ben daha 4 ay önce bakmıştım. International student intake yok diyordu. Tamamen kapalıydı. Şu evet. anda kapılar açıldı. Kırmızı halılar serildi. İki branş daha. Bir bu apprentice'lerin önü açılır. Diğer beklediğim şey muhakkak çok bizi dinleyen insanları da mutlu eder. Bir tanesi de child care. Açacaklar. Açacak istemiyorlar. Değil hala ama. Kapalı. Bakın şu anda tam kapalı. Hatta child care'de sadece center manager açık. O da böyle imkansız. Hani burada child care mesleğini yapacak çocuk gündüz bakım evi, kreş ya da. Orada müdür olacaksın, ondan sonra vize gelecek. Şu açmaz var. Orada müdür olmak için elde etmen gereken deneyimi hangi vizeyle alacaksın? Şu anda evet. kapalı ama child care'in olasılıkları açıldığında buradan yine paylaşacağız. Ama açacaklar istemiyorlar. Ama şey yok. Hani bazı insanlar çocuklarını hani child care'de sıraya yazdırıyorlar bazı bölgelerde 3 yıl sonra sıra geliyor. Tabi center var. Çocuk büyümüyor mu? Çocuk büyümüyor mu? Büyüyor işte şey yapamıyor. anne ya da baba iş gücüne katılamıyor. Hocam bunun yanında da ama bu şey işte child care öğretmenleri için de bir ücretler de düzenleme yapılmadı. Sürekli onlar da bekliyor. Bir onlar da şey yapıyorlar. Yani burada da bir tutarsızlık yok mu sizce? Kesinlikle var. Şimdi devlet şeye ısrar ediyor. Şimdi child care rebate var. Devlet child care sektörünü sübvanse ediyor. Buradaki çalışan ücretleri artarsa devletin sübvanse edeceği miktar da artacak. Orada bir çıkmaza giriyor. Ama şu anda da aynı nasıl aged care'i çıkmaza soktular. Sebebi de hani çok pahalı. Yaşlı bakımı çocuk bakımından daha pahalı bir şey. Hani Avustralya'da kreş dediğimiz 6 haftalıktan başlıyor. 6 haftalık 8 bebeği koyuyorsun bir odaya. Tamam işte sen ama yaşlı bakımı çok daha zahmetli. Nihayetinde erişkin insanlardan söz ediyoruz. Yaşından dolayı hani kendine has tatlı huysuzlukları olan hastalıkları ona göre hani Alzheimer'ından, Parkinson'undan farklı. Hani büyüklerimiz bana uzun ömürler olsun. Aged care'de şu anda evet tamamen kapalı onu söyleyelim. Ama sektör şeye girmek üzere. Yani o sarmala girmesine ramak kaldı. İnsanlar hani dediniz ya çocuk büyümüyor mu? Anne ya da baba iş gücüne katılamıyor. Tevfik hocam görüntünüz doğru. Benden yana her şey yolunda gözüküyor burada. Burada sizin görüntü içerisinde. Arkadaşlar görüntüde bir sıkıntı var mı? Bunu lütfen bize söyler misiniz? Bizimki mi dondu? Tevfik hocanın kimi dondu? Benim dondu. Hocam, ben de görüntünüz de gayet güzel. Hatta hocam, kameranızı da çok beğendim. Bir yayınla şey yaptı. Şöyle bir aşağı arka alıp alabilir mi hocam siz öyle? Hocam, belki evet bakalım. Yayın dondu çünkü. Ama arkada da donuk görünüyor şu an. Evet şu an komple gitti hocam. Evet, şey yapalım edelim. Hızlıca bir giriş çıkış yapalım mı? Evet, daha hocam, iyi. Çok iyi oldu çünkü görüntünüz dondu burada. Çekeyim mi? Yeter ses hocam. Sağ ben de şarj aletini. Evet görüntü dondu. Evet, ben hemen... Şimdi tekrar hocam tekrardan gelip gitmesini bekleyeceğiz. Hocam gelince bana bir el sallarsanız eğer geldiyseniz oradan ben size hemen yayın alacağım. Bayağı da iyi gidiyor. Arkadaşlar sorularınızı yavaş yavaş yazmaya başlayın. Bayağı da gelmiş sorular. Doğru yani onları da okuyacağım. Bir giriş yapalım dedik. Ondan sonra soruları soralım. Efe yazmışsın soruyu. Tamam bunların hepsini okuyacağım arkadaşlar. O Mustafa geldi hocam. Biraz şöyle bakayım. Merhaba Tevfik hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an düzeldi. Hiç sıkıntı yok. Şu 15 saniyelik küçük bir operasyon. Dolayısıyla Tevfik'lerin önü en son görüşmemizden bu yana çok açıldı. Sevgili Burak, sevgili dinleyenler. Çünkü biz uzunca bir yayın yapmıştık. Lisans ve yüksek lisanslara dönük. Ve o gün yine bu soru soruldu. Tevfik'ler ne olacak? Ve yani cevabımızı ben çok iyi hatırlıyorum. Yani Avustralya'nın en fazla gurur duyduğu ve bence de haklılar. Çok rasyonel hareket ediyorlar. Mesleki eğitim. Mümkün değil dedik ki TEİF'i bu işin dışında bırakmazlar.
Hani bir şeyin yayınlanmış olması diğer şeyin yayınlanmayacak olması diye tercüme edilmemeli. Ve yayınlandı, yani TEİF ile ilgili de hiçbir problem yok. 485, yani okulu okuduktan sonra 2 yıllık bir TEİF okunduktan sonra 18 aylık bir çalışma vizesi otomatikmen alınıyor. Bu yaptığımız şeyin de açıklanan liste bayağı bir yanlış anlaşılmıştı hocam. Ona bir açıklık getirmiştik, çok iyi olmuştu. O 5 yıllık çalışma izni, yani extension olduğunu herkes şey zannetmişti. TEİF'ten sonra çalışma izni gelmeyeceğini düşünmüşlerdi ama aslında bunun extension olduğunu güzel anlatmıştık aslında. Çünkü çok fazla soru alıyorduk onunla ilgili de. O bizim biraz kültürel kodlarda var. Hani bugün çok güzelsin cümlesine bizim cevabımız dün güzel değil miydi oluyor genelde. Şimdi dolayısıyla lisans, yüksek lisansa açıklama gelince TEİF'e gelmeyecek bir şeydir. Yani bardağın boş tarafına baka baka büyütüldük ya. Evet. Herkes onu konuşuyor. Herkes olmazı, herkes yoku konuşuyor. Bu kültürel kod tabii ki. Ama o gün dedik biz şu anda lisans, yüksek lisansa odaklanıyorlar. Ama bu TEİF'ler mümkün değil. Ama güzel bir regülasyon geliyor. Bakın hocam, İki önceki yayındı. Dedik ki ne yaptığını bilen, okulu vize uzatmak için değil de okulu bir meslek edinimi, bir yetenek geliştirme, derinleşme olarak görenlere kapılar sonuna kadar açılacak. Ama hani daldan dala konanlar için gün gün kapatıyorlar yolları. Hatta o yollara çıkan diğer enstrümanları da, o son yaşanan gelişmeden söz ediyorum, o yolları da kapatıyorlar. Dolayısıyla buradan yine bütün danışanlara söylüyoruz. İngilizce her zaman öncelik sıralamamızın birinci sırasında yer alacak. Bazen konuşuyoruz ya danışanlarla, yorulduk İngilizce. İngilizcesiz mümkün değil, olmaz. En ülkenin en sadece mesleğe dayanan, yani yapılan işe dayanan meslek grubunda bile 5,5 isteniyor. Ki biraz daha donanımlı bir hal için biraz daha yukarı ve iyi bir yol haritası. Bu yol haritası varken tabii ki kaygı. Yayının başında sohbet ettik canlı yayına geçmeden önce. Arkadaşların, danışanların, izleyenlerin çıktıkları yol veya çıkmak üzere oldukları yol hakikaten, yani güçlü bir karakter, güçlü bir karar mekanizmasıyla çıkılacak bir yol. Biraz da maceracı bir ruh da istiyor belki. Dolayısıyla buralarda daralmalar, bunalmalar, efendim uykusuzluklar, kaygı atakları, bunların hepsi çok doğal. Ama şurası kesin, bunların döngüsüne girmeden önce bu duyguların hepsi doğal. Hepsi de yaşanacak. Ama bunun döngüsüne girmemek için de iyi bir yol haritası, çünkü bazen revizyona gidiliyor, bazen master ve beyaz yaka üzerinden bir plan yaşanıyor ama hayatın da gerçekleri var, olabiliyor, bunların finansmanı ile ilgili bir hazırlıkların istendiği gibi gitmediği günler, durumlar oluyor. Tabii bunlar için de hemen bir B planı, C planı lazım. Dolayısıyla uykusuz geceler, kaygı atakları, bütün bunlar verimsizliği de getiriyor derken kısır döngü. Ama hikayenin her aşamasında bir B planı, C planı. Şimdi otobanda gitmesini biz istiyoruz ya danışanların. Eyvallah, bir problem vardır. Hemen biz en yakın servis alanını, en yakın çıkışı biliyoruz. Hemen oraya danışanımızı alıyoruz. Orada bazen işte finansal gücü arttırmak için bir ara formüller. Efendim diyoruz ki Dinlenme tesislerini alıyoruz bazen. O aynen öyle. Aynen, tabii bazen de yakıt dolumu için gerekli oluyor. Bu bazen finansal gücün, iş hayatının aksadığı zamanlar oluyor. Tamam diyoruz, hiç problem değil. 2 yıllık planımızı biz 2,5 yıllığa ya da 3 yıllığa revize edelim. Şu arada şunu yapalım veya başta şu hazırlığı yapalım, orada bir güç kazanalım. Bütün ana fikir sürdürülebilir bir hikaye olması üzerine. Ve bu da procrastination deniyor. Bu psikolojik durum. Bu kaygılar ve belirsizlikler artınca erteleme döngüsüne giriyor insanlar. Bu erteleme döngüsü şey gibi... arada bir ilk ses geldiği zaman insanlar duymazdan gelir ya,
tamirciye gidip masraf çıkar. Ama durdukça o fatura artar ya. Evet. Bu iş biraz da öyle. Dolayısıyla iyi bir hikaye, yani kararsızlığı olanlar için, hikayesi istediği gibi gitmeyenler için ya da bir yedek lastik benzeri gibi bir hikayeyle yola çıkmak isteyenler için her zaman onların önünü açacak. En azından hikayeyi gerçek bir zemine oturtacak yaklaşımlar kesinlikle mevcut. En olmaz mesleklerden bile bazen, hani bugün daha yine buna benzer bir konuydu. Burak Bey dalgıçlığı sormuştu. Hocam orada geliyorsun. Onunla ilgili soruyu okuyayım mı isterseniz? Soruları alalım. İyi olur. Tabii bence, soruları alalım. Bence sorular çok verimli. O zaman dalgıçlıkla ilgili olanı hemen, dalgıçlık değil de bu deniz motoru olan bir soruyu alayım. Ondan sonra sıradan başlayacağım. Tamam. Ben doğa sertifikalı deniz motorları ustasıyım. Bu alanda durumlar nasıl oluyor acaba diye bir şey. Efe aktarım. Efe Bey'den bilgilerine ihtiyacımız olacak bizim. Ya deniz motorları şöyle söyleyelim. Deniz, gemi ve bot. Bunların bakım, onarım, yapım, bunlarla ilgili Avustralya'da olasılıklar güçlü. Avustralya iyi bir tekne ihracatçısı çünkü. Kendi hikayesi de zaten. Ülkede alım gücü çok yüksek olduğu için. Mesela Gold Coast'ta da bu böyledir. Sydney'de de böyledir. Her dört evden bir tanesinde tekne vardır. Dolayısıyla tekne yapımı, tekne bakımı, tekne ile ilgili onarımlar, bu alanlar açık ama lazım. Bununla ilgili eğitim geçmişiniz ve bununla ilgili belgelenebilir iş deneyiminiz varsa süreç kesinlikle bakılabilir, incelenebilir. Ship right diyorlar. Çok teknik bir kelime. Ship'ten sonra right, WRIGHT diye, çok da rastlanan bir kelime değil. Ship building'i kullanma. Ya ship right hepsini kapsıyor. Bakım, onarım ve tekneyle ilgili alt dalları. Ama eğitim ve iş geçmişi ve belgelenebilir olanlar bizim için çok önemli Efe Bey. Peki sizce bu deniz motorları falan, yani bu meslekle ilgili en iyi yer neresidir? Yani Melbourne, Sydney, Gold Coast, Brisbane ya da neresi sizce? Ben sana bir şey, mesleki anlamda çalışma açısından diyorum tabii ki yani. Evet. Yani Sydney ile Queensland arasında bir yerde kalırım. İkisinden biri. Evet. Hocam Tazmanya'da da bunların eğitimleri var. Haberiniz var mı bilmiyorum. Bununla eğitimini veren okullar Tazmanya'da bulunmak. İş olasılığını yaparak, baz alarak ben söyleyeyim. Ben de onu ekleyeyim dedim. Eğitimci olarak abim burada. hocam sorulara şu başlamak istiyorum. Bir iki soru gelmiş. Türkiye'de pratisyen diş hekimi ve uzman diş hekimi olarak Avustralya'ya gidebiliriz. İkisinin de yolları var. Birbiriyle kesişen alanları var. Üç aşamalı bir süreç var. Bir tanesi eğitim. Tanıma ve tanıtma, ama Türk diplomaları oldukça bu konuyu rahat geçiyor. Bir tanesi yazılı sınav, bir tanesi de pratik sınav. Üç aşamalı bir sınavla diş hekimliği Avustralya'da yapabiliyor, tanınıyor. Diş hekimi, Türk diş hekimi sayısı da az değil Avustralya'da. Ve sektör olarak söyleyeyim, çok çok revaçta bir meslek. Orada hani öğretmenler için 78 bin, 88 bin diyorduk ya. Para onu, ya abartarak söylüyorum ama şimdi Berat Bey sonra niye olmuyor diye bize sistem etmesin, aylıklardan söz edebiliriz. Kendi yerin olursa hocam olabilir ya. Sonuçta bu senin ne kadar iyi olduğunla alakalı. Kesinlikle. Yok, yok. Çok da alternatif yok. Ya söyleyeyim. Sadece Berat Beyler bilirler detayları. Sadece kaplama $1,400. Bir kaplama. Evet. Hocam oradan, siz yaptırır gelirsiniz yani. Zaten öyle yapılıyor. Şimdi herkesin bir Türkiye'si yok. Avustralya'da sadece 120 bin kişinin bir Türkiye'si var. Endonezya'da yapıp gelenler, Bekir Bey'i hatırlar mısınız? Düşmüştü hepsi. Dolayısıyla Türkiye seçeneği, ben İtalyan arkadaşım vardı Melbourne'de, Ezio. O dişi için bir fiyat almıştı. Biz onlarla, yani o maliyet eşiyle birlikte Türkiye'ye gitti, geldi, yaptırdı, geldi. Bize de böyle
Kapalı çarşıdan lokumlar almıştı. Yani her şey dahil hala parası kalmıştı cebinde. Lokum da dahil. Dolayısıyla diş hekimlerinin için çok güçlü bir hikaye var. Evet, hocam ziraat mühendisine geçelim o zaman buradan hocam. Ziraat mühendisliği Evet. Kesinlikle ziraat mühendisliği tekrar söyleyeyim Salih Gökay Bey'e. Mesleğiyle ilgili Türkiye'de deneyimi varsa denklik de vardır, vize de vardır, iş de vardır. Çünkü ziraat mühendisliğinin çok alt dalları da oldukça cömert Avustralya'da. Farklı isimlerle de gıda da aynı şekilde. Gıda mühendisleri sadece gıda mühendisi olduğu için değil, ayrıca onun teknoloji alt dalları var. Türkiye'deki eğitim ve iş deneyimi çok çeşitli çünkü. Maaşları nasıl bakabilirim ama yıllık herhalde yine 80-90 bin doların altında olmayacağı, tabii bunu ileriye götürmek mesleğe başladıktan sonraki yıllarda kesinlikle mümkün. Ama ziraat mühendisliği Avustralya'nın sevdiği, ihtiyaç duyduğu bir branş. Hocam öğretmenlikle ilgili bir soru gelmişti buraya. Öncelikle aranan meslek gruplarında öğretmenler içerisinde university lecturer da dahil oluyor mu? Kesinlikle öğretmenlerin içerisine dahil değil hocam ama university lecturer'ı vize gruplarında vardır. Ona ayrı bakılır. Bir detay söyleyeyim. University lecturer olarak iş bulmak öğretmenlerden çok daha zor. Avustralya'nın üniversite öğrencisi problemi var çünkü. Radyoda reklamlarla, gerçi Türkiye'de de başladı o artık. Hani radyoların tercih dönemlerinde televizyonlara falan reklam vermesi, yani Türkiye'de de alışıldık bir hal. Burada ama üniversite kavramında araştırma çok önemli. Öğrenci anlamında da çok bol değil. Dolayısıyla university lecturer vize grubu olarak mevcuttur. Orada bakarız hangi aşamasında, hani doktorası vesairesi. Ama ayrı bir uğraş ve kategori. Kesinlikle ama öğretmenle alakası yok. Evet. O zaman biraz eğitimle ilgili sormuş ama ben gene de bunu bir alayım. Tabii. 5 yıldır avukat yapıyorum. Daha önce yurt dışına çıkmadım. Dil eğitimi için gelmeyi düşünüyorum. Nasıl bir özelliğinde de burada iki aslanın soru şey. Biraz daha eğitimle alakalı bu. Hocam şöyle diyelim. Ama burada avukatlık yapılabilir mi yapılamaz mı? Onu şey yapalım. Evet. Meslek kısmını ben alayım. O avukatlığın buradaki karşılığı, hani Ferhat Bey hukukçu olarak biliyor. Hukuk evrensel bir kavramdır ama uygulamaları oldukça yerel ve egemenlik konusuna da girdiği için o direkt kendi şu anki avukatlık durumunu burada tanıtma kavramı yok. Ama dil kursunu tamamladıktan sonra doktora boyutu var. Avustralya'da sadece lisansla avukatlık yapılmıyor. Doktoraya benzer bir kavram var, 3 yıllık. Onu yaptıktan sonra Avustralya'da avukatlık yapabilir. Ama tekrar söylüyorum, dil okulu artı eğitimini tazelemesi koşuluyla ya da dil okulunu, dil eğitimini tamamlar, ona Avustralya'da başka bir meslek hikayesi de oluşturabiliriz dünyasalda. Zaten avukatlık için bayağı iyi bir İngilizce lazım hocam. Yani. Çok. Bu arada cevabını da tam veremedik Burak çünkü dil eğitimi almak istiyorum demişti. Evet, tamam, orayı da senden alalım abi o zaman. Dil eğitimleri için bana direkt Instagram'a ulaşabilirsin Ferhat Bey. Sebebi ise birkaç tane soru soracağım sizlere. Profilimiz uygunsa çok basit. Başvuru koşullarını size anlatırım. Danışmalarımızdan bir tanesi size arayacaktır. En kısa sürede bilgileri verecektir ve işlemlere başlayacağız. Genelde 6 aylık bir dil eğitimiyle başlıyoruz ama şu andaki dil seviyenizi bilmediğimiz için şimdilik bu kadar bilgi verebiliyorum. Evet. Detaylı bilgiyi özel olarak verelim. Peki hocam, Türkiye'de aşçı olan birisi için aşçılık için de vize avantajları yok mu hocam? Yani? Var. Kesinlikle var. Burada da eğitim geçmişine bakmamız gerekiyor. Bu Türkiye'deki aşçılık hani kalfalık, çıraklık, kalfalık, ustalık, o yollama alınmış. Ama eğitim geçmişinin olması kesinlikle gerekiyor. Hani Türkiye'de aşçılığı çok daha çetin ortamlarda, restoranlarda, çocukluktan, büyük bir üst nesilden öğrenen çok kıymetli aşçılar var. Ama ne yazık ki orada zorlanıyoruz. Dolayısıyla eğitim geçmişi varsa aşçılık üzerine ve dille ilgili de çalışma yapabilecekse Ahmet Emin Bey, kesinlikle var. Ama şunu çok net çizelim.
bu dille ilgili çalışmalar konusunda emek vermeden Avustralya meslek insanlarını kabul etmiyor. O Avrupa'dan belki de en çok ayrılan özelliği bu. Bu Almanya özellikle iş insanları aldığı zaman orada dili ikinci plana atabiliyor. Ama Avustralya'nın dil seçeneği olmadan yani kabul ettiği hiçbir meslek grubu şu anda yok. Evet, çok önemli. Hocam, pardon, evet, aynı konu. Tamam, sor bakalım hocam. Hocam, şu soruya bayağı bir cevap verdiniz aslında ama bir şey soracağım. İnşaat işleriyle ilgili alakalı tepkana durumları nedir diyor da, mermerle ilgili konuşmadık biz aslında. Diğer şeylerin hepsini konuştuk. Aziz Bey de daha biraz yayını baştan izlerse hepsini görebilir açıkçası. Ama Mermer detayına bakarız ama orada böyle stonemason çok açık bir yer. Avustralya'da da. Dolayısıyla bu mermer işleri de çok çok değerli. Sadece mermer kapsamında görülmüyor. Ya tabii ki mermer de bir taştır. Ama genelde taşları baz alıyorlar. Ve o mermer olsun, marangoz olsun diğer alanlar çok ama çok açık. Ama tekrar söylüyoruz dil şartına. Şöyle dil şartı olmayan gelmesin değil. Hani az önce de Buğra Bey de girdi devreye. Dille ilgili doğru adımlar, doğru emekler gösterilirse bu aşılır. Aşılmayacak bir şey değil. Ben İngilizce öğretmeni kökenliyim, İngilizce öğretmeni mezunuyum. Hani dil bariyeri nedir? Hani bizim insanlarımızda onu biliyorum. Dil fobisi nedir? Onu biliyorum. Ha, Türkiye'de dil öğrenme güçlüğü var mıdır? Hayır, yoktur. Türk öğrencileri niye dil öğrenmekte diğer ülkelerdeki, hani Suriyeliler Türkiye'ye doluştuğu zaman Suriyeliler bile deniyordu. İşte bazısı diyor ki Ural Altay dil grubu hiç alakası yok. Yani Korece'de Ural Altay dil grubunadır. Ülkenin %80'i İngilizce konuşuyor. Hayır, Fince de öyle, Macarca da öyle. Hayır, onunla alakası değil. Çok düşündüm. Hani niye Türkiye'de dil öğrenmek bu kadar zor? Evet, yani cevabı hakikaten buldum. Ne hocam? Şey yok. Türkiye'nin koloni geçmişi yok. Şimdi ikinci bir dil konuşan master dediğimiz efendilerimiz olmadığı için evet zihnimiz monolingual kaldı. Yani Anadolu liselerini bile hani biz İngiltere'nin sömürgesi miyiz deyip kaldırdık ya. Hani Türkçeyi bu kadar çok seviyoruz. Bu kadar önceliyoruz sevgiden de öte devlet politikasında da şey kabul ediyoruz yani biz Türkçeyi çok güzel bir dil tanımıdır. Yıllarca Avustralya'da Türkçe hatırına, Türkçe aşkına ben çalıştım, en az 10 yıl çalıştım. Hani Türkçe bizim dil bayrağımızdır. Hakikaten biz Türkçeyi bayrak gibi görüyoruz. Pakistan'ın resmi eğitim dili altını çiziyorum, resmi dili Urducadır. Ama resmi eğitim dili İngilizcedir ve bunun tadını çıkarırlar. Ya bununla yetişmişlerdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hani İngilizce öğrenmeyi seviyoruz, Almanca öğrenmeyi seviyoruz. Ben Mardinliyim, Arapçayı Türkçe kadar konuşabiliyorum. Benim hemşerilerim Kürtçeyi de Arapça Türkçe kadar iyi konuşanlar var. Ama bizde Türkçe dediğin zaman o başka bir kimlik olmuş. Dolayısıyla bu monolingual yaklaşımdan dil bilimsel yaklaşalım. Eyvallah, biraz zorlanıyoruz. Hani Suriye yıllarca Fransızlar tarafından yönetildi. Irak İngilizler tarafından. Her ülkenin böyle bir geçmişi oldu. Almanya'yı 7 yıl Amerikalılar yönetti. Japonya'yı keza böyle. Bütün ülkeler böyle iç içe geçmiş durumda. Orada biz böyle biraz şey kaldık. Hani şu istiklalle olan aşkımızdan dolayı. Bu da bunun yan etkisi kaldı elimizde. Ama İngilizce olmaz. Bir de hani öyle meslek insanları tanıyorum ki altıyı duyuyor. Hayır hayır olmaz diyor. Ya hakikaten bu kadar zor bir şey değil. Bakın sıfırdan 8 falan tamam zor da. Evet. Yani 6 biraz daha alınabilecek bir. Ya 8 de şöyle. Şimdi 6'dan sonra 6.5'tan sonrası biraz halter gibi oluyor. Hani 210 ile 212 kilo arası biliyorsunuz. Oradaki 2 kilo değil, adam 210'u kaldırıyor ama 2 kilo dünya gibi geliyor ona. Bu Naim Süleymanoğlu zamanında ben izlerdim halter. Ya bu 210 ile 211 arasında bile hani
Böyle gidip gidip gelirlerdi. Sırat Köprüsü gibi. Evet. Şimdi IELTS'te de böyle. Hani herhangi bir dinleyenimiz hani bu işlere biraz yeter ki merak ve gönül versin. Biraz da zaman ve enerji. Zaten 4.5-5'lere tırmanmak düşünüldüğünden daha hızlı gerçekleşiyor. Ha, onun üzerini biraz daha cerrah detayıyla tamamlarız. Zaten hani belki hekimlerimiz, öğretmenlerimiz için bir miktar daha 7'ler ve üstlerini konuşuyoruz. Ama mühendisler de dahil. Bütün inşaat, bütün aged care, yaşlı bakımı, bütün zanaat ehli, işte mermer dedik, marangoz dedik. Bütün onlar 5.5-6'larda hikayeyi yazıyoruz. Hocam, aged care labor agreement olayını soruyorlardı. Hani az önce söylemeye çalıştığım oydu. Oydu değil mi hocam? Tabii aged care merkezleri, yaşlı bakım merkezlerini göç idaresi başvuruya davet etti. Şimdi bu agreement ne oluyor? Bir iş yerinin bir yabancı çalıştırması için her defasında bir sponsorluk, yeterlilik başvurusu yapması gerekiyor ya. Şimdi evet, siz dünyasala bir tane Türkiye'den meslek insanı alacaksınız. Önce siz sponsor olarak başvuruyorsunuz. Orada sizin bilançolarınıza bakılıyor. Hakikaten ihtiyacınız var mı? Bütün şeylere bakılıyor. Şimdi labor agreement varsa bir iş yerinin, ki bunlara gelin imzalayalım dendi. Bunlar da gitti yaptı. Çünkü avantajlı bir şey. Şu anda benim yönettiğim okulun da öğrenci anlaşması var. Bu labor agreement neye benziyor biliyor musunuz? Hani siz de çok rahat, Krikos'a benziyor. Hazırda Krikos'unuz varsa öğrenci alabiliyor musunuz Buğra? Evet, rahatlıkla. Her öğrenci için gidip Krikos araştırması yapar mı bir okul? Yok. Immigration Krikos verdiği okula ne hakkı vermiştir? O COE belgesi. Aynısını aged care'e veriyor. Diyor ki sen yurt dışından getirip çalıştırabilirsin. Peşin peşin veriyorum sana bu hakkı. Sana çalışanlar sadece başvursun. Çalışmak isteyenler. Ben onların durumuna bakacağım. Önce onlara 2 yıllık, 3 yıllık çalışma vizesi vereceğim. Sen de 2 yıllarını tamamladıktan sonra da, bak bunu devlet söyledi, gerçekten çok cömert geldi bana. Sen de 2 yılını tamamladıktan sonra lütfen gelip PR'a başvursunlar. O da iyiymiş. Çok iyi. Aynen öyle. Hakikaten iyiymiş. Yani o 2005-2006'lardaki biraz daha rahattı ya. Evet, benim dönemim. Özellikle senin dönemin. Ya ona benzer bir şey. Dolayısıyla labor agreement dediğimiz, Göç Bakanlığı'nın arzuladığı bir meslek alanında iş yerlerine yabancı işçi çalıştırma ve 2 yıl kendi bünyesinde çalıştıktan sonra oturum izninin önünü açma anlaşmasıdır. Çok net olarak anlattınız hocam. Hocam, ilk bir sorum daha var, sonra yeniden soruları alalım. Bu 93 hafta 104 hafta 104 hafta karmaşası var. Hani 104 hafta okumam lazım ama benim okul 95 hafta, 98 hafta, 93 hafta. Bunu kabul olur mu? Ortada 2 yıl sonra kalır mıyım gibi sorular gelmekte. Bunu bir netle konuşturabilir miyiz? Orada Göç Bakanlığı'nın immigration'ın sitesinde bir netleştirme yapıldı. Avustralya'nın yani Göç Bakanlığı'nın 2 yıldan anladığı şey en az 92 okul haftasının olması. Çünkü okullar burada biraz daha kısa. Hani okul 2 yıllık ama hani daha erken kapanıyor, daha geç açılıyor. Avustralya'yı biliyorsunuz biraz daha az yoğun ama daha verimli bir ülke. Bir de kredilere bakılıyor. Dolayısıyla bir okul 92 hafta ve üzeri ise bence şey yapılmasın. Hiç korkuya kapılmasın. Emin olmak ve içleri rahat etmek istiyorsa bağlantıya geçsinler sizlerle. Orada biz onların ders dağılımlarına bakıp kesinlikle bu sefer deriz ki asla üzülme. Buradan 92 hafta ve üzerinin hani yeşil ışık olduğunu söyleyebilirim. Ama benim kursum kesin böyle midir? Bir de şeyine bakmamız lazım. Evet. Ders dağılımına bakmamız lazım. Orada da insanın içini rahatlatan cevaplar oluşacak. Ama hani o 102, 103, 101 o hikaye öyle olmuyor. Evet. Var mı? Son bir sorun varsa al da ver de sor. Yok, oraları arkadaşlarımız bekliyor çünkü. Okey. O zaman şuradan bir şeyden başlayacağım ama bu bakalım.
4 sene turizm işletmede 2 senem. Okul bitmeden kayıt dondurup Avustralya okullarına gelmem sırasında TEF programlarına devam etmem mümkün mü? Yani burada okulu yarım bırakacağım. Bu biraz buğralık bir konu. Evet. Ben bir saniye. İstediğiniz yerde de şey yapabilirim ama. Devreye girebilirim. Önünde 468 soruyla ilgili bir soru var diye. Ben onu aldım zannettim. Evet. Yok, bunda sorun yok. Dondurulduğu takdirde burada dil eğitimine getirilip devam edilebilir. Bunun karşısında çok büyük bir engel yok. Onu söylüyorum. Tamam, güzel. En azından verdiğin son cevabını. Evet. Fizyoterapist olarak gelmeyi düşünüyorum ama iş ilanları olarak baktığımda biraz ilan sayısı az gibi fizyoterapi alanında. Sizce iş imkanları nasıl? Fizyoterapi çok çok güçlü bir meslek dalı burada. Önü çok açık. Denklik alındığı anda, hatta şey de öyle. Fizyoterapi burada Medicare dediğimiz devletin sağlık sistemi de tanıyor. Bulk billing dediğimiz gördüğünüz hastalar, danışanlar. Teknik bir adı varsa fizyoterapi de bilmiyorum. Devlet destekli hasta bakabiliyorsunuz. Ülkenin de çok nezih mesleklerinden bir tanesi. Melisa'nın bir sorusu var. İşletme mezunu olarak Deakin, Swinburne and Latrobe Üniversitesi'ne Master of Business Analytics bölümüne başvurdum. Sizce göçmenlik için doğru adım yapmış mıyım diyor hocam? Kesinlikle yapmışsınız. Güzel. İyi yere başlıyoruz. Evet, güzel. Yok, Business Analytics'in önü çok açıldı. Veri analizi artık çok değerli. Bugün daha sizden önce bir IELTS training dersim vardı. Bir data analizi yapıyorduk. Bir data üzerinden metin yazmamız gerekiyor. Artık Avustralya'da iş yerleri verileri analiz eden insanların muhakkak bünyelerinde barındırmalarını, bu işe biri gönül vermiş, işte bizim Jason, bizim Tevfik bundan anlıyor değil. Artık bildiğiniz data analist istihdam ediyorlar. Çok doğru bir adım olmuş. Tamam. Hocam, bu biraz geniş bir konu ama biraz kısa alabilirsek, elektrik mühendisliği hakkında neler söyleyebilirsiniz diye biraz çok, güzel. Çok güzel şeyler söyleyebilirim. Hem mühendislik olduğu için, hem elektrik olduğu için. Önü çok açık. Mezun olunan okula bakmamız gerekiyor. İş deneyimine bakmamız gerekiyor. Ama ülkede geleceği olan, vize geleceği de olan aynı zamanda çok güçlü bir mesleği var Halil İbrahim Bey. Tamamdır. İdil de demiş ki Tevfik Bey'den kariyer danışmanlığı nasıl alabilir demiş. Tevfik, dünya sana mesaj atarsan seninle YouTube'a da geçeriz. Instagram hesabına dünya.sal. Şu soruyu da biraz önce bunu almaya çalışmıştım ya, alamadım. Türkiye'de hemşireydim. ESG sertifikası 3 denkliğini aldım. Sponsorlu iş ilanı yok. Dil okuluyla gelip Avustralya'da iş bulursam öğrenci bilesine kaç ayda 482'ye çevirebilirim diye. Yani orada şimdi dil okuluyla gelip sponsor bulmadan 482'yi buldu. Sponsoru bulduğu anda 482'ye zaten geçebilir. Sadece EşCare sertifikasını burada tanıtmamız gerekiyor. Orada da tekrar yine IELTS'ten 5.5'u alacağız Mehmet Emin Bey'le. Sonra bir EşCare merkezi bulacağız. O da sponsor olunca 482'ye geçeceğiz. Ay olarak, süre olarak önünde bir engel yok. İngilizceden 5.5 sertifikasyonda denklik ve ondan sonra devam edebilir. Yani süreyi kendi temposu belirleyecek. Evet. Evet, devam ediyorum. 5.5 aldım, 4 ay eğitimle demiş Mehmet. Çok başarılı. Aferin. Efendim? 5.5 aldım. 4 ay eğitimle 5.5 almış da Mehmet öyle yazmış oraya. Hayalistan almış mı? Hayalistan, evet. Çok güzel. Merhaba hocam. Endüstri mühendisi mezunum. Diplomamda MÜDEK var. İş tecrübem yok. Bir yıldır Avustralya'da dil eğitimi alıyorum. Evet. Devam. Bu çok karşımıza çıkıyor. İş tecrübesi olmadığı zaman mühendislerimizin skill assessment'ı alma olasılıkları olmuyor ne yazık ki. Evet. Tersi için emek verebiliriz. Yani MÜDEK olmasın ama iş deneyimi olsun. Orada çok iyi bir portfolyo hazırlığıyla MÜDEK'in etrafından garanti değil. Her başvuru kendine çok özeldir çünkü. Ama böyle bir yol var. MÜDEK yok, iş deneyimi varsa yol gidilebilir görünüyor. Ama iş deneyimi olmadan Avustralya'daki Engineering Australia
hikayeyi görmüyor. Biz orada endüstri mühendisliği olan kardeşimize şunu söylüyoruz. Burada ve dil eğitimi yapıyor. İyi bir hikaye yazalım. Ama skill assessment olmayacak. İşte devamı bilmiyorum. Avustralya'da iş hayatına ihtiyaçlarını karşılayabilecek hangi alanda master tavsiye edersiniz diye sormuş. Aslında yani sorun devam bulmuş. Yani Mavi Deniz arkadaşı tanımamız gerekiyor. Hani ona bir master seçmeden önce onun daha doğrusu yapabilir alanlarını keşfetmemiz gerekiyor. Ama endüstri mühendisiydi değil mi bir önceki slide'da? Evet. Asla o endüstri mühendisliğini de kenara bırakmadan eğer hele ki master konusunda bir emek vermeyi düşünüyorsa ona seçebileceğimiz biraz kendisini de tanıdıktan sonra master'la böyle mühendisliğini bir level daha atlatabiliriz. Yani master'la bir yetenek kazandırırız. Var olan da bir mühendislik var. Çok aranan bir yönetici mühendis, managing engineer diyorlar, olması son derece mümkün. O iş deneyimini de bu master'la birleştirdikten sonra rahatlıkla halledebilecektir. Bu konuda Mavi'den bize mesaj atarsan dünya.sal'dan işte Instagram hesabından bir yolda hep birlikte bakarız yani çizebiliriz. Devam edelim. İngiltere merkezi bir kurumdan aşçılık sertifikam var ama uzun bir deneyimim yok. Şu an dil kursu vizesi için evraklarımı verdim. Vize bekliyorum. İngilizce öğretten sonra engel kalmıyor demiş. Şey kalmıyor. Tabii deneyim konusunda en az 2 yılı tamamlaması gerekiyor. Şu anda sertifikaya da bakmamız gerekiyor. Şimdi sertifika çok şeydir, çok abstrakt, soyut bir kavram. Hani bu Türkiye'de de aşçılık kursları oluyor ya, hobi kursları şeklinde. Öyle bir şey mi yoksa mesleki bir kurs mu, ona bakmak gerekiyor. İngilizce hallettikten sonra orada bir emek olur ama bu arada da Türkiye'deyse eğer Ahmet Emin Bey bir iş yerinde görünmesi bu iş deneyimi mevzusunu da halletmiş olur. Evet. Yani bir iş yerinde, bir restoranda, bir catering firmasında çalışıyor olması, görünmesi o iş deneyimini, bu İngilizceyi halletme sürecinde o da devam ederse kenarda o iş deneyimi konusu da hallolmuş olur. Çok daha detaylandırmak için bir Dünya Hasal'a bir mesaj atsın Ahmet Emin Bey. Bir adım adım bir hikaye oluşturmak mümkün. Çünkü var, elinde bazı doneler var Ahmet Emin Bey'in. Sadece puzzle'ın birkaç parçasını bir araya getirmemiz gerekiyor. Hocam Bekir Bey'in bir sorusu var. Zaten tanıyorsunuz biraz da. Kızı Bilge Nur buradaydı biliyorsunuz. Herkese selam. SK'den okulda geçen süre konuşulan 2 yıl sonrasında oturum verilmesi dahil oluyor mu hocam? Aged care'de okulda geçen süre kesinlikle sayılmıyor. Okul bittikten sonra zaten önce 18 ay çalışma iznini alacak. Orada aged care'de çalışmaya başlayacak zaten. Hemen ondan sonra çalıştığı aged care'in ona sponsor olması gerekecek. Aynı yerde 2 yılı tamamladıktan sonra okul bitiminden sonra 2 yıl, onun altını çizeyim. Ama bunu amasıyla söyleyeyim ben. Aması var bunun. Okul okurken iş deneyimi kazanmaya başlamak çok değerli. State sponsored vizalarda bazen şey şartı kaldırılıveriyor. Hani deneyimi qualification dediğimiz okuldan sonra mı yaptığınız, okuldan önce mi yaptığınız bazı vize ve state sponsored'larda birden kalkmış oluyor. Dolayısıyla daha önce de bu soru geldi. Ben okul aşamasındaki bütün arkadaşlara diyorum ki siz okurken mutlaka mesleğini, okulunuzla ilgili hani belki 3-4 dolara eksik çalışırsınız, 5 dolara ama yapın. Bir ara hatta şey yanlış anlaşıldı bu. Hani sanki okul okurken ki çalıştığınızı hani direkt oturma iznine sayacaklar. Yok, bazen ama bazı vizelerde o şartı kaldırıyorlar. O zaman da korkunç avantaj elde ediliyor. Hocam neden sayıyorlar peki? Bekir Bey'e de bizim Bekir Bey, Bilgesu'nun Bekir Bey'i değil mi? Evet doğru. Aynen öyle. Bilgesu'nun yolu çok çok belli Bekir Bey.
Aged Care kursuna başladı. İlk fırsatta, ilk imkanda bir Aged Care merkezinde işe başlayacak ve hikayeye böyle devam edeceğiz. Şu anki gerçeklikte okul sonrası sayılacak. Ama biz sürekli takipteyiz, zaten irtibat halindeyiz. Olur da vizelerde böyle bir iyileşme olursa, ki bazen oluyor, biz diyeceğiz ki evet, zaten deneyimine başlamıştı ve artık okul sonrası deneyim şartı da aranmıyor. Onu oraya saydıracağımız gün gelirse biz zaten bilgilendirir, o kolay yolları danışanlarımıza mutlaka anlatırız. Sorular bayağı yağıyor hocam. Yağmur gibi soru. Ben kaldım bugün burada böyle. Aynen. Her zaman ben konuşurum. Ya şu soru biraz aslında abi sana da gelmiş gibi ama birlikte cevaplarsanız daha iyi olur ya. Hocam 11 yıllık hemşirelik mezunuyum. Avustralya'ya eşim ve iki çocuğumla vize alıp gelebileceğim bir okul bölüm var mı? Master olur, kolej olur diyor. Yeter ki çocuklarını getirmek istiyor yani. Master. Master bölümü. Evet, matematikte oluyor ya, iki bilinmeyen, üç bilinmeyen. Biraz fazla bilinmeyen var hocam burada. Burada şöyle, hani ne okumak istiyor Mehmet Emin Bey? O çok önemli. Birinci bilinmeyenimiz o. Sorunun cevabı evet, bulunur. Yani eş ve çocuklarla gelebilme imkanı olan okul bulunur. Ama altının iyi doldurulması gerekiyor. Yani ne okunacak? Hemşireliğe dönük mü? Sağlık bilimleri mi? Yaşlı bakımı mı? Dil okuluyla mı başlayacak? Master programı olacaktır bu. Başka alternatif kalmayacak ama bir hemşireye hangi master programını tavsiye edersiniz diye bir sorsak mesela. Evet, bu çok önemli. Bence yani hemşirelikten sonra master programları çok alıştığımız bir yol haritası olmuyor. Hani sağlık bilimlerinde bir ince işçilik gerekecek. Burada Mehmet Emin Bey bir mesaj yoluyla sizinle bağlantı kurabilirse bir miktar kazı, bir miktar okuma yapmamız gerekecek. Çünkü çok alışıldık bir şey değil. Hemşirelik artı master, aslında şeye de bakacağız. Hani bu iyi bir fikir mi? Evet. Biraz onu da kurcalamamız gerekiyor. Yeterliği de söz konusu. Tabii. Biraz bir ince işçilik gerekecek. Hani durumunuz çok kendine has bir durum. Bir direkt hani şey yapılmıyor. Bir yol haritasını birkaç cümleyle kurulmuyor. Maddiyat da çok önemli. Şimdi iki çocukla gelmek ve Avustralya'da yaşamak biraz çok ciddi. Finansal yorucu. Yani şöyle çok hızlı bir şey söyleyeyim, hani master ücreti 35 bin dolar iki çocukla beraber yıllık maliyetler. Orada yani çok güçlü bir finans varsa bir yol illaki çizilir. Ama İngilizce'de easier said than done derler. Hani dile kolay diye dediğimiz. Ama irtibata geçerse o bilinmeyen alanları tanımlar, yol haritasını oluştururuz. Yaklaşık 6 aydır F&B attendant olarak çalışmaktayım. Ocak'ta da hospitality management programına başlayacağım. 24 saat çalışma sınırını geçmek için yapabileceğim bir şey var mı? Sponsorlu çalışmayız. Onun başka bir yolu yok. Kesinlikle. Yok, bunu gösteremez zaten de. F&B attendant ne demek? Food and beverage. Ha tamam. Senin alanın ya bura. yiyecekler ve içecekler departmanı hocam, bu kadar basit yani. Doğrudur. Bilene basit Buracığım. Aynen öyle. Evet, bir de IT alanıyla ilgili bir soru gelmiş. Nadine'de master yapmayı düşünüyorum. 3 yıl kadar tecrübem var. IT alanında denklik almam şart mı? Master'dan sonra PR'a gidecek süreçte böyle bir senaryo için hızlı sonuç alabilir miyim? 3 yıl kadar tecrübem var. Lisansın ne olduğunu bir soralım. Evet, gelirse söyleyelim. Belki sormuştur mudur Furkan? Furkan biraz detaylı yazarsan iyi olur. Tabii. Yani Furkan Bey de detaylı yazsın. Bütün cevaplarını üretelim. HK'de sponsor bulamıyoruz çünkü iş ilanı yok. Allah, HK'de iş ilanı yok. Çünkü HK'de nasıl iş ilanı yok ya? Daha geçen bizim evlerde kalan bir arkadaşımız başladı ya HK'de işe. Sevgili Mehmet, Seek.com'da 8.000 üzerinde ilan var, haberin olsun. Hocam şurada bir şey var. İş deneyimini nasıl ispatlayabiliriz? Yani sadece resmi herhangi bir devletten alınan belge ile mi, yoksa sadece soru cevap mı? Yok, hayır. Bu
şeydir, normal özel şirket kesinlikle olabilir. Zaten Avustralya hikayesi özel sektör üzerine kurguludur. Çalıştığınız şirketle eğer oranın insan kaynakları ya da yöneticiniz size referans mektubu verirse Avustralya'da vize rejiminde arzulanan görev tanımları vardır. O görev tanımları ile ilgili taslak mektuplar oluşturulur ve onu işvereninize götürürsünüz. O işvereniniz hem taslak mektubu okur, onaylar, değişiklik yapar ve onu şirketin antetli kağıdına imzalı, mühürlü bir şekilde yapar. Bazı meslekler için şirketin yönetim şemasını çıkarmamız gerekebilir. Bazı şirketler için mesleğine göre, burada mesleği de belirtmemiş Tural Bey, bazılarında işte görev tanımı, bazılarında şirketin yapısı, bazılarında bilançosu. Dolayısıyla iş deneyimini ispatlamak, gerekli şartları, adımları atarsak çok kolaydır. Öyle devletle hiçbir alakası yok. Hani Türkiye'dense güçlendirici olarak belki SGK dökümünü, banka dökümünü onlar, ama onlar güçlendirici. Asıl hikaye şirketinizin size referans verme istekliliği ve görev tanımı. Tural Bey'in sorusu çok önemli aslında, özellikle gelecek adımlar için. Genelde şu sayılıyor, Türkiye'de referans şu, Buğra Asal şirketimizde şu şu tarihler arasında şu görevde çalışmıştır. Bu bir referans mektubu değil ne yazık ki. Görev tanımı, job description üzerinden gider. Hani makamların job description'da neyi istedikleri, neyi görmeyi umduklarını hani çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla yaptığınız işe göre bir taslak mektubu oluşturulur. Bunu işvereniniz imzalarsa ispatlamış olursunuz. Çevresine de güçlendirici evraklar konur ve iş deneyimi devletle ilgili hiçbir ilgisi olmadan hazırlanabilir. Evet, güzeldi. Bu soru iyiydi gerçekten. Teşekkür ediyoruz bu soru için. Hocam, bir de Ekrem arkadaşımız demiş ki 2,5 yıldır iş güvenliği deneyimim var. Ne boş? Pardon. Sertifikam var değil seviyorum. BB düzeyinde ve boş Avustralya'ya kabul ediyorum. Bu sertifika hakkında hiçbir bilgim yok. Soruda Avusturya diye soruyor. Ekrem Bey Avustralya'ya mı şimdi onu soruyor. Hani bu ne boş, hani ne olduğunu bilmemekle beraber söylüyor. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği hikayesi çok güçlü. İç içe geçmiş çünkü durumda. Bu sertifika konusunda Avustralya güçlendirici olarak kabul eder ama asıl meslek okulunu görmek ister. Bu iki iş, 2,5 yıl iş güvenliği deneyimi, lisansa bakmamız gerekiyor. Bir de Avustralya'daki iş deneyimi tanımıyla Türkiye'dekini de yan yana koymamız gerekiyor. Bir miktar ev ödevi yapmamız gerekiyor. Yani ne boşla ilgili, ne boşla olacak bir konu değil maalesef. İş deneyiminiz artı lisans belki bu hikayeyi, mesela şöyle söyleyeyim, eğer işletme veya benzeri bir lisansı varsa ve deneyimini de güzel oluşturabilirsek belki o ne boşa da gerek kalmaz. Dil seviyesi B1 değil, yani bunları hani B1'i bir gösterge olarak kabul edelim. Ama bu IELTS, PTE benzeri bir dilde konuşmamız gerekiyor. B1 tamam, bir mesafe kat edilmiş A1, A2. B1'i sınav da veriye, sınavda sonuca dönüştürecek bir hale getirip onu da 6'ya yaklaştırıp iş deneyimini ve lisans eğitimini yan yana koyduk mu, Ekrem Bey'in hikayesi hani olur mu olmaz mı sorusunu daha güzel cevaplar. Evet, zaten hocam Avustralya diye sonradan düzeltmiş. Ben ilk soruyu aldığım için Avustralya yazıyordu, Avustralya'ymış. Tamam, devam ediyorum. Sponsorlu yurt. Yurt dışından HK'ye başvuru sponsorlu bulmaya çalışıyormuş Mehmet. O biraz zor hocam ya. Uzaktan, evet, uzaktan oldukça zor. Hani burada yine yüz yüze bir görmeleri lazım. Dil engelinin ne durumda olduğunu hissetmeleri lazım. Ki şöyle de bir kolaylık da var. Eğer hani mesela Türkiye için söylüyorum, Broadmeadows'ta, Sydney'de, Auburn Camisi'nin orada Türk yaşlı bakım evleri var. Mesela bir Türk öğrenci orada görevi yapıyorsa IELTS'ten 5,5 değil, bu sefer 5'e düşürüyorlar. Tabii 5 de yetiyor. Önemli bir şey aslında. Çok önemli. Tabii var. Evet. Hocam
Can arkadaşımız demiş ki IT Business Analytic gibi bölümlerdeki Master Regional araya da yapmak daha avantajlı olur mu PR yolunda? Biraz bundan şeyler diyor hocam. Size de yakınmış arkadaşımız. Kesinlikle. Sadece Brisbane Regional değil. Biz Brisbane'dan 60 kilometre uzaktayız. Alanya gibi bir yerdeyiz. Biz Regional'ız. Gold Coast, Burak bilir. Gold Coast Regional. Buranın eski yeri burası da. Gold Coast'u hayatımıza da Burak sokmuştur. Evet hocam. Aynen öyle oldu. Siz ilk birlik misiniz zaten hocam, değil mi? İlk araba, bir araba seyahatiyle. Değil mi hocam? Nasıl yüklemiştik arabayı? 2007 miydi, 6 mıydı? 7'ydi galiba. 2007'ydi. 2007'nin Ocak ayıydı, evet. Yaz tatiliydi. Benim de o zaman danışmanım sizdiniz hocam. Eyvallah. Biz dosttuk. Dostluk ya, o yola da beraber çıktık. Evet. Ama danışmanlıkta evet. Hocam, şu anda yaşadığım yere 2 kilometre mesafede çadır kurmuştuk. Ha, o kadar yakın. Labrador'da mıydınız saat? Neredesiniz şu anda? Çadırı Labrador'da kurduk. Ben Southport'tayım. Southport'tasınız, doğru. Tamam. Labrador'da. Hafta sonu Parkdale'in oralara gittik. Sana ilk kiraladığımız evin oraları. Parkwood değil miydi? Parkwood. Tabii Parkwood. Ha, Parkwood hala yemyeşil. Hakikaten değil adı mi? Park. Zaten adına bak. Park ve Wood. Wood orman armı, koru anlamı da var ya Türkçe'de. Hakikaten evet, hala. Tek hocam internetten bulmuştu. Rodriguez Court. Eyvallah. Golko çok güzel yerde. Hocam son sorumuz da bunu, daha fazla gelmiyor sizlerden şimdi. Tamam. Evet. Soruda var mı? Kesinlikle güzel olur. Yani öbürünü alacaktım ama neyse. Bundan sonra bir soru daha alacağım hocam. Sıkıntı hocam bir sponsorluk olayı yüzünden dil okuluyla gelip orada yüzle konuşma Avustralya'sı. Evet. Var. Çok doğru olur. Çok doğru olur. Hakikaten belirli mesafeden ya Mehmet Emin Bey'e o kadarını söyleyeyim. Şimdi ben bu ülkede hani Türkiye'deki geçirdiğim 7 yıldan önce bir 13 yılım var. Yine de hani uzaktan gerçekten zor oluyor. Karşı taraf tamam, artık Zoom var, görüşme var. Ama dil okuluyla gelip orada yüz yüze konuşup 482'ye başvurmak çok çok rasyonel olur. Evet. Sadece şöyle iyi hazırlık yapmak lazım. Hani bir B planının olması lazım. İşler istendiği gibi gitmediği takdirde ben ne yapacağım sorusuna da cevap verip o şekilde gelirse çok güzel bir planlama yapmış Mehmet Emin Bey. Evet, hocam şu soruyu alacaktım. Yanlışlıkla bir tane yüksek parada kalmış. İnşaat mühendisi, planlama mühendisi olarak 12 yıldır çalışıyorum. Ayaz 6 aldım. Civil Engineer, PR, puanlar çok yüksek. Bu şekilde devam eder mi? OSAŞ mevcut olarak başvurmak avantajlı mı? Yani o Construction Project Manager yeterliliğine bakmak lazım. Ama inşaattan skill assessment aldıktan sonra tabii Uygar Bey'in hani yaşına bakmamız lazım. İngilizce sonucu nasıl olacak, bunların hepsi puanlara da etki ediyor. 6 diyor hocam. Kaç gerekiyordu bunun için? 6. 6 ile zaten sadece şey alınabiliyor. Skill assessment alınabiliyor. 6 ile vize başvurusunda o en dip 7 zaten. Yaşı, evlilik durumu, onların hepsi puanlamayla olur. Regional'da ya puanları yükseltmeye dönük şeyler var. Stratejiler mümkündür. Evet, evet. Eğer hakikaten durum çok ciddiyse bazen burada sadece bir yıllık regional bir yerde okuyup oradan bir 10 puan daha arttırıp o puanları arttırmanın yolları var. Biz genelde şeyden yanayız. Hani İngilizceden 7 mi isteniyor? Tamam, ben alamam. Ya da işte puanım sadece bu mu? Evet, tamam. Hani bunların arttırılmak için kesinlikle yöntemler var. Zaten puanlama sisteminin amacı da o. Hani sadece eleme değil. Biz kendi kültürümüzde puanlama sistemi elemek için, eleğin altına düşürmek için var ya. Avustralya'da puanlama sistemi sen daha üst puanlara çıkmak için adımları at diye yapılıyor. Dolayısıyla puan arttırmak için de yöntemler kesinlikle var. Evet. Hocam sorular biteceğiz dedik ama bir iki tane iyi soru geldi. Özellikle Pelda'nın, ben bugün görüştüm Pelda Hanım'la. İnşallah onun vizesini uzatacağız en kısa zamanda. Sertifika 3 Individual Sport, Sertifika 4 Aging Sport 104 hafta ve Sertifika 4 Aging Sport Diploma of Community Service 156 hafta. Eğitimleri farkları nelerdir? PR için hangisi seçilmeli? Yani yine hani iyi bir eğitim danışmanına ben sormalarını tavsiye ederim ama
Certificate for Individual Support artı Certificate for Aging Support 104 hafta çok güçlü. Hani PR'a götürür mü? Götürür. Certificate for artı Diploma of Community Service, orada bir 48 haftalık bir fazlalık var. Ama çok çok güçlü. Diploma of Community Services gerekli mi? Olmasa da olur. Yani ilk hikaye de oldukça güçlü gözüküyor. Hocam peki ama şöyle. Diğeri daha da güçlü ama tabii orada da bir 48 haftalık, yani kabaca bir yıl daha okuyor. Peki hocam burada şöyle bir şey oluyor mu? Şimdi Certificate for'u bitiriyor ya. Ondan sonra Diploma of Community'ye geçiyor. Bu arada o Diploma of Community okurken çalıştığı tecrübe olarak sayılabilir mi? Aynen sayılıyor. Sayılır. Kesinlikle. O zaman teknik olarak hem part-time'dan bir sene kazanmış oluyor. Yani 48 hafta kazanmış oluyor. Yani bir sene doğru. Daha sonrasında 18 ay çalışma izni geleceğinden böylelikle 2,5 yıl çalışma izni yapmış gibi bir şey olmuyor mu? Ya da, oluyor. Aynen oluyor. O yüzden dedim diğerinde 48 hafta fazlalık var. Birinci senaryo PR alır mı? Alır. İkincisi çok donanımlı bir plan olmuş. Evet. Çok donanımlı. Bizim sorunumuz oydu hocam. Şöyle bir özetleyeyim. İmkan varsa ben olsam, yani çünkü çalışmaya da başlayacağım. Diploma bu ülkede, hani Certificate for'u aldıktan sonra siz meslek insanı oluyorsunuz. Burak Bey'in de söylediği, sen zaten Certificate for'u almışsın. Artık şeyden de sayılıyor, çalıştığın experience'dan da sayılıyor. Dolayısıyla diplomayı da üstüne eklersen çok güç. Bir de bir artı daha bir şey söyleyeyim. Cevabım şu Pelda Hanım, imkan varsa kesinlikle ikinciye gidin. Diplomayı aldıktan sonra mesleğe başladıktan sonra lisansa tamamlamak istiyorsanız diplomadaki geçen süre de üniversiteden sayılıyor zaten. Hatta az önce sohbetini ettiğimiz Burak'ın Gold Coast hikayesinde biz advanced diploma'la mı gitmiştik Griffin'e? Evet hocam, advanced diploma'mızla kredi transferi yapmıştık sizinle. Tabii, beraber. Kredi transferi yapıyorsunuz Pelda Hanım. Ve o sizin artık lisans tamamlamada üniversitede okuduğunuz zamandan sayılıyor. Ben ikinci senaryoyu şey gibi görüyorum. Hani 7 yıllık garantisi olan araba gibi görüyorum. Çok güçlü. Hocam çok şimdi bir şey düzeltmek istiyorum. 2 yıl 104 haftayı okuduğum sürece sertifika olursa, hepsi sertifika olursa gene yeterli anladım. Yani diploma tabii olmak zorunda değil, değil mi? Hayır hayır. HK'de certificate for yetiyor. Tamam. Şey netleştirmiş durumdayız. Kesinlikle net. Diploma Burak'ın dediği gibi, sen zaten certificate for'u aldın, deneyim dönüyor ya orada. Evet. Diplomayı da okuyorsun. Bir yıl zaten oradan çıktı. Sonra 485'e geçiyorsun. 1,5 yıl, 2,5 yıl dediği Burak'ın o. Evet, orada aslında çok büyük avantaj oluyor. Hani diğerine part-time çalışsa belki yarım yıl sayılabilir. Orasını tam bilmiyorum. Evet, o çok çok güçlü tabii. Peki, zaten şöyle, mesela az önce kıymetli Bekir Bey de soru olarak yöneltti. Zaten olur da hani bir problem yaşanırsa, zaten hani Bilgesu'nun hikayesine de eklemlendireceğimiz şey diplomadır. Çünkü bir de o lisansa da büyük fayda sağlıyor ya, bir yıl üniversiteden sayılıyor. Dolayısıyla lisansı daha kısaltmış oluyor. Vize olarak uzamış oluyor. İş deneyimi uzamış oluyor. Çok şey, çok mantıklı bir şey. Ben Pelda Hanım'ın eğitim danışmanını hakikaten orada çok iyi iki senaryo vermiş danışanına. Onu bendim hocam o. Öyle mi? Güzel oldu bu. Onu daha çok sevdim. Şimdi sen baştan ben verdim desen ben bunu övemem. Ya demedim ama yani şey oldu. Dedim. Kale gibi olmuş. İkincisi gerçekten kale gibi olmuş. Yani orada yine hani danışman olarak şunu söyleyeyim. Yine imkanla ilgili şeyler bunlar. İmkan varsa, hatta zorlayacaksa bile, ikincisi kale gibi. Ben dedim ki Peldano, gelin dedim bugün dedim yayınımızı bir izleyelim. Danışmanımızdan en son duyumu duyalım. Daha sonra yola çıkalım dedim. Ve size cevapları verdiniz zaten. Evet, artık tabii. Herhalde yarın görüşürüz kendisiyle ve yolumuza çıkarız. Evet. Hocam son bir iki. Bu arada Pelda da ayak bir şey sorayım. Bu sefer ben Burak Bey'in eğitim danışmanlığına sorayım. O diplomayla birlikte oluşturulan hikaye vizeye ilk başvuruda 3 yıllık olarak mı başvuruluyor? Evet hocam. Dolayısıyla sigortayı 3 yıllık vizeyi mi almış oluyor? 3,5 yıllık bir vize geliyor. 3,5 tatilleriyle birlikte öyledir mi? Tatilleriyle ve
Tabii vize şartları, hani CEO'leri komple alıyoruz. Onda sorun yok. Sadece sigorta parası 3,5 yıllık ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sigorta parasını böyle taksitlerle ödeyemediğimiz için 3,5 yıllık, yıllığı 650 dolar, 700 dolar civarında olan bir rakam çarpı 3,5 oluyor. Rakam biraz pahalaşıyor. Dolayısıyla. Şey mi bu? Level 1 mi 2 mi bu okul? Bu okul iEdu Group Level 2 bir okul. Banka hesap cüzdanını görmemiz gerekecek ve İngilizce geçmemiz gerekecekti. Pelin Hanım zaten geçti. 5,5 aldı. İngilizce sorunumuz ortadan kalkmış bulunmakta şu anda. Çok güzel. Yani gerisi imkana kalıyor maalesef. Gerisi imkana kalıyor. Level 1 bir okulda bulma ihtimalimiz var ama level 1 okullarda bir sıkıntımız, daha pahalı elimizdeki okullar ve bunun dışında kabul kolay kolay vermiyorlar çünkü çok dolu okullar. Evet. Ama level 1'i de koruması gerekiyor. Şey oluyor. Level 2 okullarda Türk öğrenciler çok gidemediğinden dolayı Türk öğrenci olmuyor. Daha bir avantaj oluyor aslında İngilizce açısından. Şöyle yani Pelda Hanım madem hani siz de görüşüyor, aileye dahil olmuş. İnanın Diploma of Community Services'dan sonra Pelda Hanım'ın Türkiye'den lisans çalışması var mı üniversite? Okumuş mu? Pelda Hanım tabii Türkiye'den üniversite mezunu. Tamam. Ya şey diyecektim. Oradan social work'e bile çok rahat devam edebilir. O da tabi ondan sonraki bir adım. Tabii. Diyorsunuz. Tabii. Hmm, çok anladım. Da güzel olur. Önü çok açık kendisinin. Çok, çok orada açık. Social work'e devam ederse beyaz yakaya geçer. Hani aged care'le oturum iznini alır ama social work'le de beyaz yakaya geçer. Geçer. Çok hakikaten evet. Kale şey gibi hissettim onu zaten. Certificate 3 içerisi, Certificate 4 PR'a giden yol ama Diploma of Community Services İstanbul'un dış surları gibi olmuş. Güzel benzetmedi hocam. Aynen güzel. Vallahi olmuş. Öyle. Edirne Kapı gibi olmuş. Aynen öyle. Elinize sağlık. Pelda Hanım'a da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Türkiye'de avukatlık yaparken Avustralya'ya geldim ancak IT üzerine çalışmak istiyorum. Nasıl bir yol? Çalışmak istiyorsunuz. Çalışmak, iş bulmakla alakalı. Yani orada... Ama şöyle yani iş bulsanız bile sponsorluk yoluyla vize alabilmeniz için skill assessment olacak. Ya IT üzerinden IT ile ilgili bir eğitim sürecinizin olması gerekir. İş bulmak için değil ama. Bakın o iki şey hep böyle hep karıştırıyoruz biz onu. Bu eğitim olmalı, işte üstüne deneyim olmalı dediğimiz şey mesleki denklikle vize başvurusu içerisinde, vize konusunda karşımıza çıkacak. Mümkün değil çıkmaması. Ama iş bulmak başka bir şey. Şimdi burada sizin çalışmak istiyorum dediğinizden biz şunu anlıyoruz. Çalışma vizesine de ihtiyacınız var. Onunla ilgili bir IT eğitim sürecinizin olması gerekiyor. Ömer Faruk Bey. Evet. Hocam sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam sizinle keşke daha önce karşılaşmış olsaydım diyor. Demiş. Bugün nasipmiş. Bugünden sonrası harika olacak. Hiçbir zaman diyor ya better late than never. Evet, evet. Yani geç olsun. Güç olmasın. Güç olmasın. Hocam görüşmek üzere diliyoruz. O zaman çok güzel bir akşam oldu. Tekrar Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler. Böyle 7-8 ay oldu ama ben özlemeye başladım bile. Bu Türkiye mevzusu çok başka. Bir yolculuk görünüyor herhalde Türkiye'ye doğru. Ya şöyle büyük bir yolculuk var. Nisan ayında yani Nisan ya da Eylül ama %80 Nisan. Böyle bir kafileyle gideceğim. Tek gitmeyeceğim. Tabii bir grup öğrenci, bir grup öğretmen. Türk değil. Abimi dahil edin kafileye bence. Efendim? Abimi de dahil edin bence bu kafileye. Olur olur. Doha'da onu da şey yaparız, onu da dahil ederiz sürece. Doha'da buluşuruz. Evet, Türkiye'ye böyle bir plan olacak Nisan'da. Çünkü yaşadığımız ortamda, çalıştığımız ortamda tek Türk biziz. Ve evet, hakikaten Hollywood gibi Türk dizilerinin, filmlerinin değil, keşke filmler olsa. Çünkü film endüstrisi ayrı bir entelektüel ve sanatsal boyut gerektiriyor. Ama bu diziler sayesinde yani o kadar mı rahatız? Hani böyle gittiğimiz yerlerde böyle Ertuğrul'la Osman arası bir yere koyuyor insanlar bizi.
Hanımlarla konuştuğumuzda vallahi adını bilmediğim dizileri soruyorlar. Yani bilmiyoruz. Biz hala Murat Alemdar'da kaldık. Ortadoğu'da Polat Alemdar diyemedikleri için dizi karakteri Murat Alemdar. Öyle mi? Arapçada P harfi yok. Öyle mi? Tabii zaten bir şey yok. P yok, O yok. Oo, tam ikisi de buluşmuş en başta. Peki nasıl telaffuz ediyorsunuz? O ve P gerçekten ağızdan çıkan bir şey. Öyle bir şey yok. Yok şöyle. P sert ünsüz. Onun yerine B kullanılıyor. Yumuşak olarak kullanılıyor. O da U olarak kullanılıyor. Yani evet, zaten koysanız bile Bulat Alemdar diye okurlar. Başka tabii var mesela, mı başka eksik? Ses olarak mı? Evet. P sesi yok. O sesi yok. Ç sesi yok. Şey var mı? Şey tabii ki var. Hocam konu aldı başını gitti de konu şimdi Türkçe'de de W yok, Q yok. Bakın Türkçe'de W harfi yok, sesi var. Nasıl yani hocam? Bizde... Mukavva dediğinizde... Ama o gelmiyor mu hocam? Efendim? Mukavva bir Arapça kelimesi değil mesela? Şöyle mukavva... ama diliniz bir kelimeyi yazımıyla bir beraber aldıktan sonra artık sizin oluyor. O ses sizde olması gerekiyor. Türkçe'de sesi olup da harfi olmayan kelimeler var. Mesela Q. Kağıt dediğimizde Q da o. Q oraya geliyor mu? Kağıt Q'dur. Evet. Karosel K'dır. O yok. W ile V arasında da şöyle bir fark var. W dediğinizde yani mukavva dediğinizde ya da vasat öbürü üst dişleriniz alt dudaklarınıza değiyorsa bu bizdeki V harfidir. Evet. Labio dental deniyor. Diş dudak ünsüzü. Ama yok dişleriniz dudağınıza değmiyorsa o W'daki gibi wa yuvarlak yani Arapçadaki dediğin gibi oluyor. Bizde onun sesi var, harfi yok. Neden biz harflememişiz hocam onu? Yani neden koymamışız zamanında? Yok şöyle şimdi Türkçe yazıldığı gibi okunan dil dediğimiz dillere fonetik deniyor aslında. Şimdi Türkçe %95 fonetiktir. Ama mesela L harfinde de yani bir tane bu bizim A'nın üzerine şapkayla halletmeye çalıştık ya biz o işi. Evet. O aynı hikaye. O L harfi için de geçerli. Türkiye'de iki tane L sesi var. Bir tane yok. Mesela L var. Çok basit. Hilal. İkisi de var orada. Birinci L ile ikinci L aynı değil. Hilal. Biri la Hilal, la, şey gibi çocuk şarkısı gibi düşün. La, dilini yukarı damağına doğru curl, yuvarla. Birinci L öyle çıkıyor. La 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 diye söyle mesela. La la la. Lingüistikte utanma yoktur, öyle şekilden şekle girersin. La 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 dediğinde birinci L çıkıyor. Hilal. Ama dedim. Diğer hilal dediğinde de üst şey diliniz damağınıza yapışıyor. Ona da şey deniyor. Alveo palatal. Alveo damak demesi. Alveo palatal, labio. Lab Farsça'da şiirde geçer ya dudak. Lab. Lips var ya bizim İngilizce'de de. Leblebi oradan. Labio dental diyorlar. Dişle dudak birbirine değerse. Evet. Mesela F harfini üst dişin ve dudağınla. Peki hocam yumuşak G'yi başka dillerde görebiliyor musunuz? Var tabii, silent letter dediğimiz bu İngilizce'deki teacher sondaki R harfleri. Teacher. Ama hocam İngilizce farklı. Silent letter var. Arapça'da nasıl var biliyor musun? Elif'in üzerine uzatma getirirsin. K'nı. Orada sen A'yı uzatıyorsun aslında. Evet. Doğru. Yumuşak ya, o zaten sesi yok yani gerçekten. Tabii, uzatıyorsun. Tabii. Bir de değişiyor. Mesela eğri dediğinde de şeye dönüşüyor. Y'leşiyor. Oğlu dediğinde sadece uzatma veriyor. Evet. Teşekkür hocam. Bizi aydınlattınız şu an. Hocamdan dil dersi almakta nasip oldu diye. Dil bilim benim aşkımdır. 6 yıl Erciyes Üniversitesi'nde dil bilimle uğraştım.
Hatta dil bilimle ilgili de kiminle çalışmak çok zevkli. Mustafa. Doğan Bulut. Hocayla Doğan Hoca. Bak Aa. ismini getireyim Doğan Hoca. Bir gün Tabii Doğan Hoca'yla profesör. beraber bir yayın yapalım hocam ya. Profesör Doğan Bulut hakikaten çok ya İngiliz edebiyatı yönü de çok güçlü onun. Ama dil bilim yönü de çok güçlü. Yüksek lisansta dersime gelirdi. Ben de dilin eski bir sayısalcı olarak dilin matematiğine her zaman çok ilgi duymuşumdur. Bu sizinle konuştuğumuz tamamen fonoloji ve fonetikti. Bir de karşılaştırmalı dil bilgisi var. O da dillere Hocam, destan bir konu. bildiğiniz dillerden en zor öğrenmesi, en zor olan hangi? Mesela ben atıyorum Japonum. Hangi dili sizin bildiğiniz dillerin içinde hangisi daha zor gelirdi bize? Ya orada aslında şöyle tanıdıklık çok büyük rol oynuyor. Yani mesela şu anda bence öğrenilmesi en zor diller Güneydoğu Asya dilleri. Güney Doğu Asya. Güney Doğu Tabii Asya. Mesela alfabeleriyle ilgili hiçbir aşinalık yok. Ya yani mesela Yunan alfabesini bir Türk vatandaşı ben inanıyorum çok hızlı öğrenir. Niye biliyor musunuz? Zaten en az 7-8 tanesini biliyor zaten farkında değil. Alfa, beta, omega, kappa bunlar hep Yunan alfabesinin harfleri. Biliyorsun yani alfayı görünce tanıyorsun. evet. Ama bizim Beta'yı diğer görünce o kasetler. eski beta kasetler vardı ya 90 nesli bilir. Aynı şekilde Rus alfabesini, Kiril alfabesini de çok hızlı öğrenirsin. Çünkü zaten bazı harfler var. P harfi matematikteki pi sayısı. A harfi aynı. L harfi fizikteki dalga boyu olan lambda. Dolayısıyla o aşinalık ama şu anda Güneydoğu Asya dilleri ben hani Tayland'a Hindistan'a gittim. Hiçbir fikrim yok. No, yani Ürdün'de, Mısır'da, Filistin'de ikinci gün, üçüncü günden sonra böyle tabelalar çözülüyor artık. Çok rahat ediyordum. Aynı şekilde Fransa'da o yani ikinci gün istasyon duraklarını anons ediyorlar ya ben de yazılışını okuyorum. Böyle hemen çözülüyor. Ama yani Tayland'a en az 5 kere gitmişimdir. Hiçbir fikrim oluşmuyor. Ben bakıyorum o bakıyor. Hiç. No, no. O yüzden Güneydoğu Asya bence şu anda dünyada tabii Afrika dilleriyle ilgili şöyle Afrika dillerini daha kolay buluyorum. Maalesef hani bitmeyen bir koloni süreci oldu ya orada. Hani Evet. bugün Afrikan dediğin iki tane A ile yazılıyor. Güney Afrika'nın dili. Yani Hollandaca ile Afrika dilinin karışımı. Bakıyorsun H sesleri o Almanca ile Felemenkçe dediğimiz Hollandaca. O yüzden Güneydoğu Asya ama o konuda kapalı kutu. Evet. Allah'tan Oldu çok hocam. popüler değil. Bir de onları öğrenmekte Vallahi. uğraşamazdık yani. Diyor ya Allah muhtaç etmesin. Fark etmesin ya. Hocam teşekkür Ya hocam ediyoruz. o zaman Bence çok son bir güzel. kere daha bir şey sorabilir miyim? Ya hocam bu Filistin konusunda ne düşünüyorsunuz? Biraz sizden bir update alabilir miyim kısaca şöyle bir Filistin'le? Yani orada tabii işin bir 7 Ekim boyutu var. Bir de bugün boyutu var. Hani 7 Ekim sabahı o yaşanan olaylar çok klişe olacak. Valla keşke yaşamasaydık. Ama çok gerçekçi, real politik, hani tarihsel yaklaşalım olaya. Saldırılan yer bir konser alanıydı, bir müzik festivaliydi. Şimdi yaklaşık 13 yıldır insanları 326 kilometre kareye 2,2 milyon insanı hapsedip onların 13 kilometre ötesinde sen caz, rock, müzik festivali yaparsan yani hakikaten olmuyor. Yani bazen hani gözünün içine böyle sokmamak lazım. Dolayısıyla orada bir patlama yaşandı. Gazze'nin yaklaşık 13 yıldır orada hemen yine bir tarihsel not. Ben hani hele ki dünyasal yayınında oturup kişisel düşüncelerimi vallahi paylaşmam. Ama tarihsel bir not olarak söyleyeyim. Hamas normalde bir siyasi partiydi. 2000'li yıllarda, 2010'a kadar bir siyasi partiydi. Adamlar seçime girdiler. Bir tarafta Fetih grubu var. Bizim şu anda Mahmut Abbas Cumhurbaşkanı olarak bildiğimiz. Bir de muhalefet partisi Hamas var. Bildiğin demokrasi gibi yarışıyorlar. Hamas seçimleri kazandı.
Bütün Batı dedi ki hayır, biz seçimleri tanımıyoruz. Biz Hamas'ı da meşru bir parti olarak görmüyoruz. Seçimden önce bunların hiçbiri yok. Derken Hamas marjinalize oldu. Yani sen adama siyasi bir alanda, arenada şey vermezsen, söz hakkı vermezsen onu köşelere marjinalize edersin. Ve Gazze'de de 13 yıldır yaşanan bir açık hava hapishanesi benzetmesi var. Hakikaten nüfus yoğunluğu dünyada en yüksek olan yerlerden biri. 326 kilometre karede 2.2 milyon insan. Denizden 5 kilometre öteye çıkamıyorlar. Mısır, Refah sınır kapısını kapatmış. Ben bütün Filistin kentlerini gezdim. Gazze'ye mümkün değil giremezsin. Giremiyor musunuz? Giremiyordunuz değil mi? Siz gittiniz çok olarak. Tabii gittim. Şeyin Filistin'deki bütün şehirlerin o İsrail duvarına gittim ben. Hepsinden şansımı denedim. Ramallah'a girdim. Değil mi? Yanlış mıyım? Kudüs'e gitmiştiniz. Kudüs'te orada gittim. Şöyle bir şey yaptım ben. Ya ben Filistin gezisi yaptım. İsrail kentlerine özellikle girmedim. Özellikle girmedim. Hani bir aktivist yanım da var benim. Dedim ya hani belki bugünün konusu hiç değil. Ama orada yaşananlar, ben gözümle şey anlatılır ya, sabah gelip Filistinlileri evlerinden çıkarıyorlar, öğleden sonra dünyanın başka yerlerinden nüfusu arttırmak için getirip koyuyorlar oraya dindaşlarını. Ki ben onu gözümle gördüm. Gidip dükkanlarını açmasınlar diye adamın dükkanını lehimlemişler. Birine diyorum ki lehimlemişler, diyor hocam belediye mi mühürlemiş, diyorum ki bak lehimlemiş. Dükkanını lehimlemiş adam. Mühürlememiş. Kapıyı açamıyorsun. Bütün o yasa dışı yerleşim yerlerine gittim. Dolayısıyla orada yani Hamas'ın yaptığı şey, bakın sivillere hedef almak İslam hukukunda da yoktur. Savaş hukukunda da yoktur. Ama bir şeyi bu kadar sıkıştırırsanız, bu bir çocuk da olur, bir kadın da olur, bir hayvan da olur, bir insan olur, su olur, patlar. Bu bir doğanın bir gereğidir. Hani hiç beklemediğiniz tepkiler verir. Bir insanı zorlarsanız, ne kadar severse sevsin ya da ne kadar etik kalmaya çalışırsa çalışsın. 7 Ekim'de yaşanan oydu. Bir orantısız bir patlamaydı. Ama ondan sonra yaşananlar, bugün yaşananlar artık yok. O insanlık dışıdır. Hastane boşaltma çağrısı nedir? Nasıl boşaltacaksınız? Yani bir hasta yakını olmuş olan biri varsa bunu anlar. Sen hastanı nasıl koparacaksın? Yani makine desen gerçi elektrik de kalmadı. Önümüzdeki ay 5500 çocuk, yani hamile hanımefendi doğum yapacak. Yok, steril bez yok. Bir de şu anda dünya olarak neye yarışıyoruz biliyor musunuz? İsrail bombardımanında yaralananlara nasıl malzeme yetiştireceğimizi konuşuyoruz biz. Çok çok acı. Gerçekten acı. Bir de yetmiyormuş gibi Amerika uçak gemisini yolluyor. Sanki İsrail Cumhurbaşkanı, yani Cumhurbaşkanı değil, düzeltiyorum. İsrail'in tarihindeki en sağ hükümetlerden biri şu anda iş başında. Normalde Benjamin Netanyahu bile sağın biraz merkezindedir. Ama sağ koalisyon var. Sanki onlar hani yeteri kadar, hani orantısız güç kullanmaya hevesli değillermiş gibi Amerika gemilerini yolladı, İngiltere yolladı. Orantısız bir böyle bir cesaretlendirme. Biz şeye dönelim, yine bugüne dönelim. Bir insani kriz var orada. Büyük bir kriz var. Bu da hani 21. yüzyılın belki de en büyük ayıplarından biri şimdiye kadar yaşanan olaylar arasında. Maalesef. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Olaylara hep böyle tarihsel, biraz da istatistiksel bağlamda bakmak daha iyi geliyor duygusal olmaktan, ama olayın kabul edilir bir yanı yok. Avustralya'daki tepkilerden, halkın tepkilerinden de çok memnunum. Hafta sonu Brisbane'da 4000 kişilik bir gösteri oldu. Normalde bilirsiniz Avustralyalılar öyle çok etliye sütlüye karışmazlar, yani hani kendi işinde gücündedir insanlar, ama özellikle şeylerin tepkileri çok güçlü. Anne babaların, hani Gazze'de doğum oranı yüksek olduğu için nüfusun, şimdi mesela Türkiye'de 4 kişiden biri öğrencidir. %25'tir bu oran Türkiye'de. Gazze'de yaklaşık nüfusun %45'i çocuk. Hani 400 kişi öldü deniyor ya, bilelim ki bunun 200'ü çocuktur.
Biraz da insanlar o yüzden şey yapamıyor artık. Hani sabır sınırlarını zorlamasının sebebi özellikle anne babaların empati kurması deyip noktayı koyalım. Oldu hocam. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayınım. Hoşçakalın. Evet, yani bayağı dolu bir yayın daha vardı. Uzunca bir yayındı. Evet, biraz uzun bir yayındı ve güzeldi. Evet, şöyle diyelim, haftaya arkadaşlar yine top dolu bir yayınla karşınızdayız. Türkiye'den avukat ve daha önce de öğrencimiz olan Alim Yılmaz Bey bizlerle olacak. Türkiye'den Avustralya'ya gelmeden önce hukuksal işlemlerinizin devamı için yapılması gerekenler. Eğer hiçbir işlemimiz yoksa dahi buraya geldiğinizde bir problem çıktığında neler yapabileceğimiz. Eğer Avustralya'da yaşıyorsanız ve Türkiye'deki kişilerle veya firmalarla olan bir problemde neler yapabileceğinizi bizlere anlatacak. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Herkesin de ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum hayatın içinde. İnşallah olmaz ama olacağını yani olabilir. Her şey kötü yönde de değil. Yani iyi yönde de bazı işlemler şöyle ki Türkiye'deki mal varlıklarının satışı, hani araba satışı, ev satışı gibi. Çünkü öğrencilerimiz genel anlamda mal varlığını satarak da eğitim harcamalarını yapmak zorunda kalabiliyor bazen. Bunların nasıl yapılacağını anlatacak kendisi. Biz de bu yayında tabii ki kendi bu yayının sürecinde ona sorular soracağız diyelim. Evet. Abi Bekir Bey'in yorumunu paylaşacağım ondan sonra. Çok neymiş? Ben de merak ettim. Eğitim danışmanlığı dünyasının elmas, pırlanta ve yakutu bir ekranlar. Çok güzel ve doğru bilgi dolu bir yayın oluyor. Teşekkürler. Eskişehir'e kuzu çevirmeyi bekliyorum. Baba Mehmet Bey'i de bekliyormuş. Çok teşekkürler bu güzel yorumunuzun. İnşallah Eskişehir'e geleceğiz. Eskişehir buranın ikinci memleketi evet, diyebiliriz. Evet, ben orada okudum. Orayı bilirim. Yani zaten Bekir Bey kızınızla ben karşıladım. Geçen biraz muhabbet ettik. İşte bilmiyordum ben sizin kızınız olduğunu. Dedi, babam sizi iyi tanıyor. Oradan şey yaptım. Ben de bir Eskişehir'e bir günlük bir gezim olmuştu. Sadece. Bir gün. Gitmemiştim ki ben. Trende. Doğru, sen buradaydın. Sabah 6'da gittim. Sabah 6'da yine akşamleyin döndük. Evet. Neyse oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bizi için. Haftaya görüşmek üzere diyelim.